İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 17 Ağustos 2024 Cumartesi. Ben Ecem Toplar. Hariciye'ye hoş geldiniz. Dış politikada öne çıkan başlıkları konuşacağız. Zira Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyareti bir hayli önemliydi ve dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Bu ziyaretin aslında tüm boyutlarıyla konuşmaya gayret edeceğiz diğer yandan. Özellikle bir diğer önemli başlıksa haftanın öne çıkan Irak'taki, Irak'tan Türkiye'ye gerçekleşen önemli ziyaret. Türkiye ve Irak arasında yüksek düzeyli güvenlik mekanizması toplantısı yapıldı ve varılan kritik bir anlaşma söz konusu. Bu anlaşmayı tüm boyutlarıyla değerlendireceğiz ki haftalardır aslında Irak'la o görüşmeleri zira konuşuyorduk ki bu dördüncü toplantıyla beraber epeyce bir mesafe alınmışa benziyor. Bir diğer önemli konuysa yine bölgeden Suriye ile normalleşme süreci ve özellikle Esad'da verilen o diyalog mesajları, karşılıklı verilen o mesajlar ve bu hafta Dışişleri Bakanlığı'nda çok önemli bir toplantı daha vardı. O da Somali ve Etiyopya arasındaki toplantıydı. Somaliland İhtilafı nasıl çözülecek? Yeni bir tarih verildi. Eylül ayına bir diğer randevu verildi. Bakalım oradan bir sonuç çıkacak mı? Ama bu krizin genel hatları ne, genel çerçevesi ne? Bunu konuşacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlasını elbette analiz etmeye çalışacağız. Benimle birlikte çok kıymetli konuklarım var elbette. Emekli Büyükelçi Ulu Çözürker. Merhaba. Merhaba efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum efendim. İran Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı Oral Toğa. Merhaba efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederiz. Emekli Hava Kor General Doktor Erdoğan Karakuş stüdyoda benimle. Hoş geldin, sefalar. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun hepimize inşallah. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizden başlamış olayım o halde. Mahmut Abbas'ın verdiği mesajlar önemliydi. Verdiği mesajların biraz alt metnini okumaya çalışalım istiyorum. Özellikle birkaç cümlesi var, altını çizdiğim. Ki belki de dünya basınının manşete çektiği iki cümle var. Özellikle Gazze'ye ve Kudüs'e gideceğim dediği o mesaj. Önce bundan başlayarak aslında yol alalım istiyorum. Gazze ve Kudüs'e gitme mesajı elbette önemliydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayakta alkışlanmıştı bu sözler. Ama geç kalınmadı mı sizce? Yani şimdi bu konuda zaten görüldüğü kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin devamlı İsrail'i desteklemesi ve dünyada da hala çarpık bilgilerin aktarılması nedeniyle her ne kadar bizim televizyonlarımızda hani dünyada ayağa kalktı falan desek de pek batıda ayağa kalkma söz konusu değil. Yani bunu hakikat olarak görelim. Maalesef dünyada Müslümanlara, hele Türklere yapılan bütün soykırımlar olsun, katliamlar olsun çok fazla batıda yer bulmamıştır. Şimdi de aynı olayı yaşıyoruz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki 40 bini geçti biliyorsunuz ölüm sayısı. Şimdi bu 10 bin kayıp olarak yani enkaz altında kaldığı söyleniyor. Ama yani bu bile ne kadar gerçekçi? Çünkü oranın biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı bunun istatistiğini tutuyor. Sağlık Bakanlığı yani Gazze'de ne kadar bir insanla çalışıyor da ve bilgi alabiliyor ki bu ortam içerisinde elektrik yok, su yok, yiyecek yok doğru dürüst. Bu şartlar altında bilgilerin doğru geldiğine inanmak mümkün değil. Kaçırılanlar var, kaçırılan Filistinliler var, esir alınanlar var, yerinden edilmişler var. Yani aslında acı bir tablodan söz ediyoruz. Yani 200 bin civarında ev yıkıldığı söyleniyor. Yani 200 bin ev yıkılırsa biliyorsunuz yapay zekaya hesaplatarak hangi evde ne kadar fazla kalabalık ondan sonra insan varsa oraya bomba attılar. Yani şimdi 200 bin ev yıkılınca ve de yapay zekayla tespit edilirse evler hangi evde çok daha fazla insan yaşıyorsa oraya bomba atılırsa yani gerçekçi olmak lazım. Burada yani ben yani çok acı bir şey ama çok daha fazla insanın kayba uğradığını aslında değerlendirmekteyim.
The Economist'in manşetini ekranlara taşımıştık. Ya, yaklaşık sanıyorum 1,5-2 ay kadar önceydi. Evet. Yapay zeka savaşı diye bir manşet atmıştı. Evet, evet. Şimdi bu ne kadar doğru bir aslında manşet diye aslında düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda savaşın başından bu yana özellikle gerek Rusya-Ukrayna savaşında yapay evet. zeka etkisini görüyoruz, evet, ve rolünü evet. görüyoruz. Gerekse de bu savaşta. Evet, evet. Hatta köpek robotları vesaire sahnede gördüğümüz çok oldu. Gerek İsrail'de, aynen. gerekse de Ukrayna'da bu görüntüler de servis edildi. Aynı zamanda yapay zekanın rolü, siz de dikkat çektiniz pek çok açıdan. Baskın gerçekleştirecekleri noktalar, doğrudan füze atışı gerçekleştirecekleri noktalar doğrudan o kalabalığın olduğu alana doğru seçiliyor. Bunlar da elbette yapay zeka. Aynen işte, yani etkisi. Malumunuz insansız hava araçlarıyla veya keşif uçaklarıyla alınan bilgiler doğrudan aktarılıyor. Yapay zeka vasıtasıyla da hangi noktanın vurulacağı tespit ediliyor. Bu yani çok daha acı bir olay bu, yapay zekanın kullanılması. Yani Ukrayna'daki kullanım başka, buradaki kullanım çok daha başka. Yani oradaki kullanım, hani diyebiliriz ki iki askeri güç birbiriyle savaş içerisinde bu esnada yapay zeka kullanılarak bazı işlemler yapılıyor. Ama burada düşününüz ki insan sayısını, öldürülecek olan insan sayısının arttırılması amacıyla yapılıyor. Yani bu çok üzücü bir, insanlık için çok üzücü bir durum. Tabii ben çok üzülüyorum. Tabii ki bu konuda yani gerçekten dünya bir destek vermedi bu Filistin olayına, Gazze olayına gereken desteği göstermedi. Arada bizler gibi, Türkiye gibi ve işte İspanya gibi diğer birkaç ülke dahilinde hareket tarzında, Güney Afrika başta olmak üzere biliyorsunuz, işlemler yapıldı. Pek çok Latin Amerika ülkesi de aynı hassasiyet. Evet, evet. Yani onları tebrik etmek lazım. İnsanlık için savaş vermemiz lazım. Bu dünya bu noktaya geldi artık. Buna göre hareket etmeliyiz. İnsanlık için bazen insana karşı mücadele aslında, evet. demek çok yanlış olmayacak ve belki de robota karşı önümüzdeki süreçte. Şimdi verilen mesajların alt metnini biraz daha okumaya gayret ediyoruz ya, özellikle o mesajlara biraz değinmek istiyorum Sayın Büyükelçim size dönerken. Türkiye'nin de soykırım davasına müdahilliğine değindi Mahmut Abbas. Güney Afrika davasına, onlaştığı davaya katılmasına atıfta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da oradan teşekkür etti birkaç kez. Önümüzde bir çözüm kalmadı dedi Mahmut Abbas ve ben Filistin liderliğindeki bütün kardeşlerime, kardeşlerimle birlikte Gazze ve Kudüs'e gitme kararı aldım dedi. Bu mesaj gerçekten önemli bir mesajdı belki de. Sizinle aslında hafta içi de sohbetimizde bunu konu etmiştik. Bu mesaj sadece bir Gazze'ye gitme mesajı değil belki de. Bir Filistin içerisinde bir birlik mesajı olarak da yorumlandı. Yani Hamas'a gelinen nokta itibariyle o Pekin deklarasyonunun ardından verdiği belki en açık mesajlardan biriydi bu. Yani Filistin'de bir birlik görmemiz söz konusu olacak mı? Yoksa biraz daha kabaca bir tabir mi kullandı? Gerçekten artık birlikten söz edebilecek bir noktaya ulaşacak mıyız yoksa? Siz nasıl yorumladınız? Efendim, evvela gene her zaman yaptığımız gibi bir küçük tespitle yola çıkmakta ben yarar görürüm. Bakın, Mahmut Abbas Türkiye'ye geldi. Aslında Türkiye'ye gelişi de muhtaralı bir gelişti. Başlangıçta gelmek istemedi. Daha sonra işte müzakereler sürdü vesaire, getirildi. Ama aynı Mahmut Abbas bugüne kadar kendini ne ön plana çıkarabilmiş, ne sözünü dinletebilmiş, ne de herhangi bir şekilde bir İsrail muhibbi gibi hareket ettiği hususundaki iftira diyelim buna isterseniz, size çok şey yapmadan bunun da önünü kesebilmiş bir kişiliktir. Şimdi burada ikinci bir şey daha var, çok çok önemli. Mahmut Abbas geldi ve bütün dünyaya bir mesaj verdi diye biz burada konuşuyoruz. Efendim, Mahmut Abbas'ın hakim olduğu El-Fetih, daha doğrusu El-Fetih'in şu sırada iktidarda bulunduğu Batı Şeria'da şu ana kadar ölmüş olan insan sayısı 633'tür. Bunu öldürdüler bilinçli şekilde.
Yani Hamas öbür tarafta 40 bini geçti ama bir insan bile çok fazla böyle bir durumda. Yani El Fethi'nin bulunduğu bölgelerde de durumun farklı olduğunu ileri sürebilmek, bütün teslimiyetçi veya İsrail'in ayağına basmadan bu işi nasıl götürürüm düşüncesiyle yola çıkmış olan Mahmud Abbas'ın bu politikasına karşın işler işte Batı Şeria'da aynı şekilde yürümüyor. Ölüler var ama ikinci bir şey daha var, çok önemli. Efendim ahiren yanılmıyorsam dün yapıldı bu. Çok büyük bir olayla karşı karşıya kaldık. Biliyorsunuz evvela ondan evvel Kudüs'te camiyi bastılar. Ve orada da çok ciddi bir tartışmalar falan oldu. Ama ikinci bir husus, dün yeniden bir açılış yapıldı. Ve normal şartlarda Filistin diye bir dava yoktur. Bunun çözümü de ancak zor kullanarak olabilir diye düşünen bir aşırı sağcılar grubu var. Bu grup yine bir baskın suretiyle orada pek çok kişiyi ya öldürdü, ya evini yaktı, ya yaraladı. Bu da yeni oluyor. Yani Mahmud Abbas bir yandan Türkiye'ye gelip burada bütün dünyaya bir mesaj verdim diye ortaya çıkarken, diğer tarafta bizatihi kendi ülkesinde ve İsraillerin de bu manada, yani Netanyahu gene bir sözlü ona açıklama yaptı. Ama bu açıklamalarla yürüyecek bir iş değildir. Diğer taraftan bir şey daha var. Kudüs'ün biliyorsunuz bir özel statüsü var. Bu özel statü hiçbir şekilde tarih boyunca, yani payitaht derken İsrail tarihi boyunca hiç riayet edilmiş bir şey değildir. Ama en son yine Amerika Birleşik Devletleri'nin de himmet ve desteğiyle, tırnak içinde biraz ironi olsun, burada çok basit şekliyle Kudüs sizin başkentinizdir şeklinde bir sonuca vararak büyükelçilik falan taşıdılar, biliyorsunuz. Epey zamandır da büyükelçilikler oradadır. Ki Trump dönemindeydi. Olası bir tabii, Trump dönemini konuşup ve tartışıyoruz da. Tartışıyoruz. Şimdi oraya da geleceğim iki kelimeyle. Çünkü bunları tespit olarak söylüyorum. Olaya da topyekun girmeden önce. Şimdi madem ki açtınız, onu da hatırlatayım. Trump biliyorsunuz Yahudilerin eğlenceli bir gününe bizatihi müstakbel aday olarak katıldı. Ve orada çok net bir biçimde ben Netanyahu'nun arkasındayım. Ve burada Orta Doğu'daki sorunun çözümünün ne şekilde olacağı fevkalade açık şekilde bellidir dedi. Yani münazara sırasında Biden'la karşı karşıya İsrail'e hiç dokunmamaya ve onu rahatsız edecek bir şeyler söylememeye çok dikkatli olmuşlardı. Diğer bütün konuların aksine. Ama bu defa Biden gitti. Yerine geldi Trump şu sırada gerçek düşüncelerini net bir biçimde ortaya koyup ben geldikten sonra da her türlü silah ve destek ve yardımla birlikte İsrail'i ayağa kaldırıp bu meseleden de badiresini atlatmış olarak sonuca varacağız diye hiç tartışmaya falan ihtiyaç dahi duymayan bir açıklıkla tutum aldı. Şimdi bir de bundan sonra iki tane husus var. Bunlar da çok garipsediğim şeyler. Efendim, Katar emiri, şeyhi bir açıklama yaptı yüksek malumunuz. Tehdit etti. Dedi ki ey Mahmud Abbas, ey siz Filistinliler, şurada tam anlaşmaya varmanın eşiğindeyken biraz daha sabretmek yerine bu meseleleri karıştırmakla aslında niyetinizin bozuk olduğunu ortaya koyuyorsunuz ve hak etmediğiniz bir noktadasınız diye, yani meğerden söyledim, çok net bir açıklamayla ortaya çıktı. Ve unutmayın ki Katar Mısır'la birlikte bu işi götürebilecek diğer iki ülke diye, Amerika Birleşik Devletleri de tabii işin içinde hiç kuşku yok da. Bir not da düşelim isterim bu noktada Sayın Büyükelçim, izleyicilerimize de katkı olması açısından. Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelerden bir sonuç çıkmadı ve görüşmelerinde Mısır'da devam edeceği yönde bir bilgi var. Biden'dan bir yorum gelmişti, ABD Başkanı Joe Biden'dan.
ateşkese dair hiç olmadığı kadar yakınız ifadelerini kullanmıştı. Hamas'tan da bunun devamı niteliğinde bir açıklama vardı. Üst düzey bir Hamas yetkilisine dayandırılan haberde Doha'daki müzakerelerden bize iletilenler 2 Temmuz'da üzerinde anlaşılanlara uymuyor. Yani aslında 2 Temmuz'daki o metni hatırlayalım. İsrail karşı çıkmıştı ki Mısır tarafı biz ateşkes için artık anlaşmaya vardık demişti Hamas tarafıyla. İsrail tarafı da bizim daha önce anlaştığımız o metinden çok daha farklı bir metin üzerine bir mutabakatın söz konusu olduğunu ve bunu kabul edemeyeceklerini ifade etmişlerdi. Bu da önemli bir aşamaydı. Gelinen aşama sanıyorum yine bu kez Hamas cephesini memnun etmedi ki Hamas zaten resmi olarak Katar'daki, Doha'daki görüşmelere katılmama kararı almıştı. Mısır'daki görüşmelere katılım sağlayacak mı henüz ona ilişkin bir yanıt vermiş değiller. Bu notu da düşmüş olalım. Buyurun Sayın Yükeç. Efendim aslında Mısır'a da katılmayacaklar çünkü benim şahsi görüşüm. Burada esas savundukları sorun, yani statükonte dediğimiz bir şey var. Geçmişte herhangi bir şey şekilde bir mutabakat sağlanma ihtimali olan bir şey varsa, bunun üstüne bir devamlı değişikliklerle hiçbir yere gidemezsiniz. Dolayısıyla geçmişte bize sunulan, yani başka bir ifadeyle Biden'ın ortaya koymuş olduğu, o gün ortaya koymuş olduğu çerçeve içinde biz bu işi götürmeyi tercih ediyoruz diyor. Biden tabii şu sırada kimdir? Hiç başkan ama başkan değil. Yakında herhalde başkanlığı da kongreyle birlikte son bulacak gibi duruyor. Yani kimse onunla fikrini sorup da bir iş yapacak durumda değildir. Ama kesin olan bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail'in bu acımasızlığı ve gütmekte olduğu politikayı desteklemeyebileceğine veya başkaları üzerinde biraz daha baskı yapmak suretiyle bir noktaya taşıyabileceğine dair düşünceler veya beklentiler varsa bunların olmayacağı da netleşti. Ama bunun ötesinde ikinci bir şey daha oldu. Ben iki husus demiştim. Bu da beni çok düşündürüyor. İran'la ilgili olarak yapılmış olan açıklama. Yani bu Katar'dan gelen açıklamanın ikinci ayağı da budur. Yani İran'a diyor ki sen burada bir müdahalede bulunmaya kararlı olduğunu anlatıyorsun ama biz tam bu işi hakikaten ümit var olarak bitirebiliyoruz galiba. Çok az bir şey kaldı. Uzlaşmanın eşiğinde arifesindeyiz diye düşündüğümüz bir halde sen bu saldırıda bulunursan ebediyen pek çok şeyleri unutmak noktasına gelir ve böylece Orta Doğu'yu da kaybederiz. Ne yapıyorsun? Ey İran sen de lütfen aklını başına topla ve buradan gerekli sonuçları çıkar şeklinde yani Katar'ın oturup bunu tek başına tasarlayıp da yapmış olduğunu da ben şahsen düşünemiyorum. Çünkü unutmayalım ki İranlar araları iyiydi. Çünkü bu Körfez işbirliği kapsamında Amerika oralara girip karıştırana kadar İsrail'le siz iyi olun ben de size arka çıkacağım her konuda dedi. Ve bir uzlaşı oldu. Bugün Deniz Ekin ne Suudi Arabistan ne Birleşik Arap Emirlikleri hiçbirini konuşmuyorlar. Bunlar hepsi sussuz. Katar İran'la çok iç içedir. Çünkü şunu unutmayın. Katar'ın doğal gazı onları ihya etti ve korkunç zenginleştiler. Ama biliyor musunuz ki bu doğal gaz rezervi yatağı İran'la denizde %50-50 paylaşılan bir bölgedir. Yani aynı yatağın bir bölümü Katar'ın elindedir. Diğer tarafı da İran'ın elindedir. Dolayısıyla yani İran'da da böyle bir yakınlıkları olduğunu da dikkate almak suretiyle onlara sanki yani şu işi biraz daha geciktir, şuradan da bir baskı unsuru olarak yapmazsanız burada da çok ciddi sonuçları olabilecek yeni olaylarla karşılaşırız şeklinde karşı tarafa karşı kullanabileceği argüman arıyor, onlara gerekçe arıyor. Dolayısıyla bunu da bir fırsat olarak da değerlendiriyor. Hatta dönüp yarın öbür gün Mısır'a gitmeden evvel bir hafta içinde çünkü o toplantı yapılacak Mısır'da da gitmeden evvel bak biz İran'ı bile uyardık ve gerçekten de bir şey yaptırtmadık. Bu koşullar altında siz de hadi bakalım pamuk ellerce ve siz de bir şeyler yapmamak konusundaki taahhütlerinizi ortaya koyun da şu işi bitirelim şeklinde bir sanki
yerizgah yapıyor havasına girdi. Bunların hiçbiri ciddi değil ama efendim. Yani gayet net olalım. Diğer tarafta Amerikan gemileri topyekun orada denizde İsrail açıklarını hazır bekliyorlar. Diğer tarafta Kıbrıs dahil, Güney Kıbrıs dahil, bütün uçaklar, İngilizler, diğerleri vesaire, Fransızlar diğer taraftan İran gelsin de biz de onun haddini bildirelim diye hazır ve nazır politikalar üretmek için bekliyorlar. Ama diğer taraftan ne görüşeceksiniz de neyin kararını vereceksiniz diye sorduğum zaman efendim hiçbir şey görüşmeyecekler. Netice itibariyle rehineleri kurtarın, ateşkes ilan edelim. Peki ne kadar sürecek bu ateşkes diye sorduğunuzda bunun cevabı yok. Aslında diyorlar ki işte 6 ay falan uzatabilir. Peki o 6 ay zarfında İsrail'in itaatkar bir terbiyeli bir dost olarak ortaya çıkacağına dair bir bilgi veya bir beklenti mi var? Bu da mümkün değil. Dolayısıyla 3 gün sonra gene işte tıpkı bu biraz evvel söylediğim gibi Batı Şeria'da yaşanmış olaylardan hareketle anlattıklarım gibi yani bir tarafta Gazze ile ilgili neler yapılıyor, diğer tarafta da Batı Şeria'da ne oluyor? Peki son söyleyeceğim de şu, hep bunu tekrar ediyoruz ama efendim hangi Filistin'den bahsediyoruz? Normal şartlarda Mahmud Abbas, ben Kudüs'e de gideceğim, Gazze'ye de gideceğim. Git sonra canından olacaksın büyük bir ihtimalle veya orada kapıları kapatacaklar. Bu bir tahrikle sonuçlanacaktır, senin burada işin yok. Gelme diyecekler. Gidecek misiniz tekrar? O cesaretin olduğunu da tahmin etmiyorum. Çünkü oturduğu sandalye şu sırada yeteri kadar sağlam değildir. Böyle bir çatışmaya girdiği zaman da Gazze'den bu ulaşılmış olan ortamda ve sonuçta onun yapabilecek bir şey olduğunu da kesinlikle inanmıyorum efendim. Yani zaten güven veren ve herkesin de itaat ederek işte doğrusu budur, o yapar diyebileceği şahsiyet olarak da şu ana kadar ortaya çıkmış bir kişilikte değildir. Bunu da düşünmek lazım. Peki biz niye davet ettik? Öyle tamamlayayım. Bizimki de aslında bir herhalde takviyeydi efendim. Çünkü biz İslam alemi içinde bir iki ülke var işte Pakistan vesaire falan ama genel anlamda baktığımız zaman kesinlikle bu işe kimse Müslüman aleminden inanarak yaklaşmıyor. Zaten ağzını bile açmıyor neredeyse. Şimdi bu koşullar altında baktığınızda bizim tek başımıza burada verdiğimiz mücadelede bütün dünyaya şikayet ediyoruz bize. Dikkat buyurun. Hani bizimle doğrudan bir müdahale edebilme imkan ve kabiliyetimiz yok. Biz de dünyaya ey başaklar, ey dünya ayağa kalkın bu kötüye gidiyor. Buyurun yapalım bu işi beraber diye biz de davetkar bir tutum içindeyiz. Mahmud Abbas'ın söylediğinin de bundan ne farkı var bana söyleyebilirseniz ben de öğrenmiş olurum. Hiçbir şey söylemedi. Ey dünya dedi, ben de oraya gideceğim dedi. Bunların hiçbiri Gazze'yi de bu gelmiş olan noktada veya Batı Şeria'daki gelişmeleri de durdurabilecek kabiliyet ve kapasitenin ifadesi değildir. Yani ben burada durayım, daha neler var söylenebilecek. Ama ne yazık ki yani biz de burada bütün dünyaya mesela şöyle çok saçma bir şey daha var burada, saçma diyerek söylüyorum. Basın yayın organlarında bu çıktı, herkes tabii paylaşmadı. Tenkitler de çok fazla oldu ama yani de çok basit bir şey. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde Netanyahu'nun meclisteki karşılamasının işte cevabıdır. Böyle bir cevap falan da yok. Kusura bakmasın kimse. Yani burada ayağa kalkıp biz de alkışladık falan ama Amerika o tutumu aldıktan sonra hiçbir şey değişmeden teferruatına da girmedim. Ama şu sırada işleri giderek daha çok kızıştırmayı tırmandırmayı devam ettirirken ben gene Mahmud Abbas'ın da ağzından dünyaya gene hep beraber yardım edin şu işi bitirelim aksi takdirde demenin ötesinde Orta Doğu bataklığının şimdi bir de Ukrayna tabii eklendi buna, onu da
hep bilinçli şekilde yapıldığından emin olabilirsiniz. Bütün bunlarla birlikte yani bizim de etimiz ne, butumuz ne, bu manada gücümüz ve etkileme pozisyonumuz nereye kadar gider? Bunları da çok iyi düşünmek lazım. Geldi, dinledik. Peki. Ne düşündüğünü, zaten biz de aynı şeyleri düşündüğümüzü paylaştık. Ama bunun ötesinde bir soru çıkar mı? Ben ondan ümidim yoktur efendim. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçim. Şimdi bir soru sordunuz. Belki hangi Filistin sorusu? Bu pek çok şeyin özetiydi belki de. Şimdi olası ateşkes senaryolarını konuşuyoruz ya. Bu ateşkes senaryolarında sizin dikkat çektiğiniz husus. Şimdi İsrail'e ne kadar güvenebiliriz? Bugün anlaştık. Yarın esirler takas edildikten sonra ben anlaşmadan caydım dedi. Günün sonunda nereye vardık? İsrailli esirler tahliye edilmiş oldu. Günün sonunda savaş devam ediyor olacak. Muhtemeldir bu tablo. Üç aşamalı bir plan ortaya koymuştu Joe Biden. G7 liderler zirvesinden de çok aslında olumlu mesajlar çıkmıştı ki geçtiğimiz günlerde yine G7 ülkelerinin liderleri bir çağrı yaptı. O çağrıya binaen tekrardan ateşkesin elzem olduğu dile getirildi. Ve Biden'ın planına bir an evvel uyulması gerektiği, o plana doğru yol alınması gerektiğini ortaya koymuştu. Şimdi ne kadar güvenebiliriz? Belki de işte pek çok şeyin cevabı burada gizli. Bir taahhüt olması lazım, resmi bir taahhüt olması lazım. Ve bir baskı unsuru olması lazım belki de İsrail üzerinde ciddi anlamda bir Amerika baskısı, bir belki Avrupa Birliği baskısı şu adımı atarsan bunun karşılığı bu oluru görmesi gerekiyor belki de. Şimdi rehinelerin takası ki belki birazdan yine yönetmenim uyarır beni o protestolar başladığı zaman. Her cumartesi alışık olduğumuz bir görüntü var. O görüntüde ne? Tel Aviv'e halk sokaklara dökülüyor, İsrailliler sokaklara dökülüyor ve Netanyahu karşıtı protestolara şahitlik ediyoruz. Ve o protestolarda biz 3 slogan duyuyoruz. Netanyahu istifa etmeli, bu ateşkes sağlanmalı ama esirler önce takas edilmeli çağrısı. Ki bu belki de her şeyin özeti. Şimdi şunu duymuyoruz ama neden soykırım? Bu soykırıma dur denilsin çağrısını hiç duymadık. Çünkü sanıyorum İsraillilerde de bu çok yerleşmiş, bu çok kalıp haline gelmiş. Onlar da bunun soykırım olduğunu düşünmüyor. O veya bu şekilde buna bir tepki vermiyorlar. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Değerli Oral Hocam, şimdi İran boyutuyla Uluç Hocam çok güzel değerlendirdi. Şimdi İran'dan da bir açıklama geldi aslında. Anlaşmaya varılırsa, mutabakat sağlanırsa biz saldırmayacağız dendi. İran ne diyor? Şu anda gelen son bilgiler ne yönde o noktada? İran aslında şu aralar daha çok kendi iç siyasetiyle, hükümet kurmayla meşgul. İran basınına baktığımızda da ekseriyetle bunu görüyoruz. Yani Pezeşkan işte şeyini verdi. Güvenoğlu için bakanlar listesini verdi ve bu kimseyi mutlu etmedi içeriden. Cevat Zarif istifaya kalkıştı şu an. İstifa etti hatta. Kabul etmediğini söyleyenler çıktı. Bilmiyorum şu an son ne olacak. Orası bayağı bir karışmış durumda. Yani İran iç siyaseti şu an bayağı karışık. Çünkü Pezeşkian hayal kırıklığı yarattı birçok kesimde. Sadece reformist cenahta değil. Bugün hatta mecliste gene bir mevzu oldu. Pezeşkian hani Sünnilere ve diğer etnik gruplara neden yer vermediniz kabinenize gibi bir çıkış vesaire oldu. Orada ufak çaplı bir gerginlik, bir sürtüşme oldu. Bu bağlamda hani İran iç siyaseti bayağı karışıkken biraz bu tip şeylerin frenlenmiş olması İran'da işine geliyor doğrusunu söylemek gerekirse bir noktada. İkincisi yani Sayın Büyükelçimiz söylediği şey şu noktada bir ekleme yapacağım. Eğer bir barış çıkarsa bu görüşmelerden ve İran bu süre içerisinde vurmamışsa direkt şöyle söylenecek, hazır yani bu doğrudan benim düşünceme göre, işte biz cevap vereceğimizden çekindiği için İsrail böyle bir barışa razı oldu. Dolayısıyla bizim hani ağırlığımızla bu barış gerçekleşti diye bir propaganda hemen başlayacaktır İran tarafından. Ama şimdi tabii
eğer bir şey olursa, herhangi bir cevap olursa, ben çünkü ilk başlarda sert bir cevap verileceğini düşünüyordum. Yani bu Sadık Vaat operasyonuna daha sert bir cevap belki verilebileceğini düşünüyordum. Ama şu gelinen noktada herhangi bir cevap verilmesi durumunda aynen Katar'dan da geldiği gibi. İran'ın işine mi geldi bu durum aslında? Biraz tabii, yani İran'ın durumu, tansiyonu düşürmesine sebep oldu durumun ve bu da İran'ın dediğimiz gibi yani işine geldi diyelim, hani bizde şey oldu. Cevap vermiyoruz, böylece barışı sağlıyoruz, barış için biz büyüklük gösteriyoruz gibi bir duruma çekmiş oldu İran'ı. Yani bu bağlamda biraz işine geldi diyebiliriz dediğiniz gibi. Yani burada İran açısından çok bir şey yok, beklenmesi gerekiyor. Yani barış sürecinin ne yöne doğru evrileceği çok önemli. Olay tekrar gerilirse, barıştan bir sonuç çıkmazsa, ateşkes çıkmazsa, bu gerginliğin belirleyeceği yeni şartlar altında İran da pozisyonunu alacaktır diye düşünüyorum. O tabii ben zaman aşımına uğradığı için muhtemelen o saldırıya da gerek kalmayacaktır. Zaten İran halkı bu noktada memnuniyet duymuştur diye tahmin ediyorum. Barış için çabalayan bir İran var. Böyle bir karşılık görülmüştür diye tahmin ediyorum. Bu da zaten Pezeşkiyan'ı ve ekibini elbette memnun eden taraftır. Yani bir cevap verme zorundalığı ortadan kalkmış oluyor hali hazırda. İran daha önceki programlarda da çok sık bahsettiğim üzere hani çok ciddi bölünmüş bir, kutuplaşmış bir halka sahip olduğu için kendi iç kamuoyuna, kendisini rejimi destekleyen, devletin müesses nizam destekleyen kısma söyleyeceği şey belli. Yani işte biz ağırlığımızı koyduk, işte Siyonist rejim bize karşı korkusundan barış masasına oturdu, cevabımızdan korktuğu için barış masasına oturdu gibi bir şey olacak. Ama diğer taraf zaten çok umursamıyor yani. Öyle olmuş, böyle olmuş, çok fazla şeylerinde değil, bu umurlarında değil. Yani şey düşünüyorlar hep, bir hatta meşhur bir slogan vardır. Ne Gazze ne Lübnan, canım feda be İran. Yani ne Gazze ne Lübnan, canım İran'a feda diye bir sloganları da vardır. Yani o yüzden çok umursamıyorlar bu şeyde. Çok hükümetin aldığı kararları, yeni süreçte olanları, hükümete kimler gelmiş, bakanlık yapmış, dış politika ne kürşey yapmış, çok gündemlerinde değil. İşte diğer tarafın. Bu İsrail'in barışa razı olup olmayacağı noktasında ben bir şey söylemek istiyorum. Çok kısaca. Şöyle söyleyeyim şimdi. İsrail'in kuruluş kodu zaten güvenlik üzerine kurulu. Yani tamamen biz yok olmayalım diye bir ülke ihtiyacımız var şiarıyla yola çıkmış bir ülke. Ve bu süreç tıpkı İran-İsrail meselesi nasıl ki son bir yıllık bir mesele olmadığı gibi, İsrail-Filistin meselesi son bir yılın meselesi değil, herkesin malum olduğu üzere. Ve İsrail güvenliğini tesis etmek için belli zaruretler olduğunu görüyor. Örneğin geçen programda da Sayın Paşam'ın da söylediği gibi İsrail'in dar bir coğrafyaya sahip olması, savunulması zor bir coğrafyaya sahip olmasının dezavantajlarının farkında olmalarından dolayı belli stratejik noktaları tutmaları gerektiğini biliyorlar mesela. Belli yerlerde askeri kuvvetlerini yerleştirmeleri ve ona göre savunma nizamı oluşturmaları gerektiğini ve caydırıcı olmaları, en önemli bir faktör caydırıcı olmaları gerektiğini biliyorlar. Dolayısıyla İsrail kuruluşundan ilk yılından bugüne zaten bu Filistin konusunda da tavrı biraz bu. Yani hazır bir tırnak içerisinde fırsatı bulmuşken bazı sorunları temizlemeden bunun arkasından kalkmayacakları, yani barışa oturmayacakları, ateşkese razı olsalar bile ya da en azından şu an kısa süreli bir çözüm olsa bile bundan 5 yıl sonra gene benzer şeyler karşılaşacağımızı ben rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü zaten Gazze meselesinde, hususen Gazze'ye bakış açısında orayı çok problematik olarak görüyordu İsrail'deki özellikle sağ cenah. Ve bu problemin bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Ve bunun için en etkili şey Sina'ya yerleştirmek, tehcir etmek, oradaki halkı uzaklaştırmak vardı. Burada da ne diyorlardı? İşte Arapların birçok ülkesi var, İsrail'in bir tane ülkesi var. Dolayısıyla Araplar diğer kardeşlerine gidebilir ama biz hiçbir yere gidemeyiz gibi bir söylemleri vardı sadece Cenan. Burada işte tam bu noktada şunu söylemek lazım. Bence İsrail kararını ta Oslo görüşmeleri zaman 93'te biliyorsunuz Yitzhak Rabin öncülüğünde Yasser Arafat'la falan bir görüşmeler yapıldı ve barış sürecine girilmişti. Fakat İsrail bence kararını Yitzhak Rabin suikastıyla birlikte zaten verdi. Yani o noktadan bu zamana hani barış yanlısıydı biliyorsunuz Yitzhak Rabin ve ona göre bir siyaset oluşturuyordu ve barıştan geçeceğini düşünüyordu. Hatta ikoniktir. Öldürüldüğü günün meydanda söylediği şey bir şarkı vardı. Hani Şirla Şalom diye çok meşhurdur. Barış için şarkı söyle İbranice. Hani o şarkıyı söyler, ondan sonra indiğinden sandalye vurulur, o kağıtta kanlanır, o ikonik bir şeydir.
O noktadan sonra zaten 96'da Netanyahu'nun yavaş yavaş yükselmesiyle de diyelim, hani çok kabaca söylüyorum tabii şey, ama İsrail o zamandan zaten tavrını koymuştu. Yani o Yitzhak Rabin'i kim vurdu, sadece bir İsrail'i dendi. Ama orada mesela İsrailler şey de söylerler, hani aileden birinin, tırnak içerisinde geçiyor, aileden birinin vurulması bizi çok şoka sokmuştu diyen de çok kişi vardır. Ona rağmen bu politika yürüten birisinin doğrudan İsrail içerisinden bir grup tarafından öldürülmüş olması ve pozisyon alınmış olması zaten o günlerde dahi bu durumun ne yöne doğru seyredeceğini gösteren işaretlerden bir tanesi. Ki sonraki süreçte Lübnan Savaşı'nda olsun ve daha sonraki süreçlerde olsun, açıkçası Filistin halkının kaderinin ne yöne doğru evrileceği, olayın nerelere doğru gideceğini en net işaretleriydi bence. Bugün geldiğimiz noktada gene bir barış anlaşması çıkabilir. Yani barış ateşkes çıkabilir. Belki bir barış çıkabilir ama burada en önemli nokta akan kan. Yani şu an bu kan akıyorken ne Filistin grupları içerisindeki ayrışma, işte Yahya Sinwar daha radikaldir, işte Abbas daha statükocudur gibi bu tip lafların bir önemi var, ne başka şeylerin bir önemi var. Nitekim Pekin deklarasyonu da bu anlamda hani oldukça önemli bir noktada. Fakat yani mesela Abbas'ın bahsettiği ben Gazze'ye gideceğim sözünde acaba hangi şeyden bahsediyor? Yani bütün Filistin grupları olarak mı Pekin deklarasyonundaki altına imza atan bütün grupların tamamı mı, yoksa Filistin devleti olarak mı, kendi temsilinde bulunduğu şey olarak mı orayı düşünüyordu? Bu çok önemli, çünkü ikinci senaryoda Hamas çok rahatlıkla söyleyebilir ki işte siyaseten kendisine rol devşirmek için böyle bir şeye giriyor gibi bir şey ortaya atılırsa başka türlü bir çatlak bu sefer ortaya çıkar. Evet. Bu da bu sefer ateşkes noktasında çok uzun sürede sağlıklı bir şey yapmaz. Yani dolayısıyla Filistinlilerin öncelikle hani bir ortak faydada buluşabilmesi gerekiyor ki bu da şu konjonktürde olması gereken, çünkü az önce de söyledim yani kan şu an bu kadar artık soykırım noktasına gelmişken mevzu ayrışmalar ihanetle suçlamaya sebep olur tarihsel anlamda da gelecekte, ama ateşkesten sonra olası bir rahatlıktan sonra gene bir şey olabilir. Son olarak şunu söyleyeyim, şimdi üçüncü bir mesele daha var burada, o da şu: diyelim ki Gazze'de ateşkes temin edildi ve yeniden yapılanması ve tekrar bir siyaseten oradaki boşluğu dolduracak yapının ne olacağını karar verilmesi meselesi. Yani şimdi burada Hamas'ın tekrar güçlenmemesi için İsrail elinden geleni yapacaktır. Bütün ağırlığını koyacaktır. Özellikle bir de tabi burada direnişçi ve daha itibarlı dönebileceği senaryosunu düşünürsek İsrail için istenmeyen bir senaryo bu. Bu boşluğu da mesela doldurmak çok problematik şu noktada. Yani oradaki politik boşluğu, yeniden yapılanmayı, o Gazze'nin yeniden inşası noktası da çok şey. Nihayetinde uç gösterilen, komplo teorisi gösterilen ama aslında biraz kazındığında arkasından hemen görünen bir şey var ki Netanyahu'nun kongre konuşmasında da duyduk. Dalga geçerek söyledi, biliyorsunuz. Nehirden denize kadar Filistin sloganıyla dalga geçti. Ve orada aslında İsrail'den bahsetti ki haritalandırma da bu şekildedir genelde onların. Yani denizden, nehirden denize kadar bir İsrail oluşturana kadar buradaki halkı tehcir etmeye, zorlamaya veya gerekirse yok etmeye yönelik bir çabaları olacağını, durmayacaklarını, bunların da yaklaşık yıllardan beri, 10 yıllardan beri görüyoruz. Naftali Bennett, eski başbakan ve savunma bakanı, geçen bir röportaj verdi çok daha yeni. Orada şöyle bir şey söylüyordu ya, bu soykırma, hani öldürme vesaire gibi ithamlarla ilgili bir soru sordular. Dedi ki savaşta kayıp olur. Dolayısıyla biz savaşıyoruz. Şeye getirdi, ambient abi, ben mealen söyleyeyim. Savaşta yumruk sayılmaza getirdi. Yani kavga yumruk sayılmaza getirdi meseleyi. Dolayısıyla buradaki kayıpları da bu şekilde görüyor İsrail ve eğer bu hikaye böyle devam ederse de dünya kamuoyuna da 30 yıl sonra bu şekilde ancak bir savaş vardı, rehineler kaçırıldı, çocuklar öldürüldü ve karşılığında da İsrail böyle bir operasyon yaptı gibi gösterdi. Çünkü mesela Entebbe operasyonunu hatırlayalım, Uganda'daki. Ne yapmışlardı? Orada bir grup İsrail uçak kaçırılmıştı, bir grup İsrail rehin düşmüştü ve İsrail özel kuvvetleri, Netanyahu abisi zaten orada tek ölenlerden biri, tek ölen. Netanyahu abisinin komutasında bir İsrail Özel Kuvvetler Birliği gitti, Entebbe'den bütün oradaki İsrailleri kurtardı, geldi. Yani bir İsrail bizim için bu kadar değerlidir şeyini, propagandasını 10 yıllardır yapıyorlardı. Şimdi benzer bir durum, Hamas'ın elinde esirler var ve bunu kurtarmaya çalışıyorlar. Fakat bu sefer o kadar operasyonel anlamda propagandayı parlatabilecek bir durum da söz konusu değil. Ama gelecekte biz buna yönelik çok fazla işleme göreceğimizi düşünüyorum. Yani film olur, dizi olur vesaire. Ama hikaye bu yönde anlatım düzeni inşa edeceğini düşünüyorum ben. Hangi yönden anlatılacak acaba? Kim finanse edecekse o yönden anlatılacak belki.
Buyurunuz. Bir cümleyle orada Hocam'ın söylediklerine belki bir destek olarak şey yapabilir. Bir açıklama yapıldı. Bundan hani ben hatırlatmak babında gene söyleyeceğim. Çok net olarak Burma'da pastası dile getirdi. Buradaki sorunun temeli Filistinlilerden arındırılmış bir toprağa ulaşmaktır dediler. Yani netice itibariyle ateşkes olsa, başka şey de olsa buradaki esas temel onların kaçırtılması, kaçmaları veya kaçırtılmalarının yolunu açılmak suretiyle bu meseleyi Filistinlilerden kurtuluş olarak da takdim etme noktasına getirebileceklerini düşünüyorum. Ama son söyleyeceğim şu ki çok üzülerek söylüyorum. Netanyahu'yu herhalde ön plana çıkaracak. Yani o sokaklarda falan dolaşıyorlar, bağırıp çağırıyorlar falan ama dikkat buyurun hep konuştuk bunu. Kesinlikle ve kesinlikle oradaki ölümleri veya oradaki soykırımı, katliamı hiç kimse hazır almıyor. Evet. Varsa yoksa bambaşka şeylerden bahsediliyor. Ve Netanyahu bunu yaptığı zaman da başlangıçta hani bir göstermelik bir şeyler olur. Ama ondan sonra Netanyahu olarak kalmaya devam eder gibi bir düşüncem var efendim. Zaten Netanyahu daha önce de tepkiyle karşılaşan bir isimdi. Yargı reformu süreci vardı. Tartışmalı bir reform süreciydi. Zaten haftalardır yaklaşık bir 7 aya varan bir her cumartesi toplanmalar olurdu. Bunu son süreçte hafta içlerine de yayılan, zaman zaman o polis müdahaleleriyle karşı karşıya kalınan bir süreç olarak görmüştük ki günün sonunda Knesset'ten geçemedi o süreç. Ve baktığımız zaman Netanyahu'nun eli zayıflamıştı, o istediği o tam yetkiyi alamamıştı. Gelinen aşama onu da tamamıyla arka plana iten başka bir süreç. Ama sizin de ortaya koyduğunuz bir gerçek ki oradaki halk da soykırım ifadesinden bahsetmiyor. Neden bahsediyor? İsrailli esirlerin bir an evvel serbest bırakılması ki zaten bu savaşın sanıyorum 4. ayıydı. Netanyahu bir iddia ortaya atmıştı. Ne olursa olsun, esirler pahasına olursa olsun biz bunu sürdüreceğiz, saldırılarımızı artıracağız. Bunun üzerine esir aileleri çok büyük bir tepki göstermişti. O esir aileleriyle buluşmak zorunda kalmıştı. Ve netice itibariyle yine geri adım atmak durumunda kalmıştı. Ve şimdi esir takasından bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de devreye girmesiyle. Şimdi yine son olarak Mahmut Abbas Türkiye'de, o Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği mesajda Amerika'yı Filistin'i tanımaya mecbur bırakana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Halkımız işgalcileri def edecektir. Şimdi ABD ve Filistin ilişkisine biraz bakalım istiyorum değerli paşam. Yani özellikle elbette önemli bir mesaj. Aslında bu mesaja baktığımız zaman olumlu bir mesaj görüyoruz. Evet, işgalci herhangi bir gücü topraklarında istemediğini ortaya koyan bir Filistin lideri var. ABD de buna dahil olmak üzere. Ama savaşın ilk günlerine bakıyorum. Ürdün'de Blinken'la bir araya gelen Mahmut Abbas orada eğer istersen arsa verebiliriz, ev verebiliriz cümlesini kurmaktan da imtina etmemişti. Yani o geçişkenliği merak ediyorum. O sözlerden Mahmut Abbas bugün neden bu cümleyi etme gereği duydu? Mahmut Abbas aynı Mahmut Abbas. Yani şimdi bakın burada oyun oynanıyor. Bu oyunda devamlı surette İsrail bir defa bir noktada istediklerini elde ediyor. Ve bunu tabii ki yaparken Amerika Birleşik Devletleri'ni kullanıyor. Şimdi tabii böyle efendim düşmanı ülkemizden yok edeceğiz falan sözleri bir zemine oturmadan bir yere gelmesi söz konusu değil. Yani bir defa yanılgı şurada, 2006 yılında malumunuz Hizbullah bir İsrail askerini kaçırdığında o zaman işte o İsrail askerini kurtarmak için ve arkasından atılan
roketlerin 179 İsrailli sivili öldürmesinin sonucunda, o zaman demir kubbe yok, sonucunda efendim İsrail bir yerde pes etti. Çünkü sivillerden ölüm yükselince durmak noktasında kaldı. Ama bu sefer siz de söylediniz, yani 3-4 ay sonra, olay başladıktan sonra Netanyahu efendim rehineleri de gözden çıkardığını söylemiş oldu. Yani burada artık öyle bir şey yok. Diyor ki ben de önce demir kubbe var. Eskisi gibi efendim benim herhangi bir şekilde çekineceğim bir güç yok karşımda. Ne Hamas'tan ne Hizbullah'tan. Bunun yanı sıra da ben rehineleri gözden çıkardım. Şimdi bakın buradan yararlanma devam ediyor. Şu anda biliyorsunuz 20 milyar dolarlık İsrail efendim özellikle F-15 uçaklarının alması söz konusu. Yani düşünün 50 tane F-15 IA. Yani şimdi burada IA'yı ben bazı televizyonlarda izliyorum. Intelligence, yani istihbarat gibi düşünüp de söyleyen, yani bunlar keşif uçakları falan, istihbarat uçakları diye söyleyenler var. Bu IA malumunuz İsrail A'sı. Yani İsrail'in bu F-15 uçaklarında bulunan bilgi sistemleri, elektronik harp sistemleri hepsinin İsrail'den geldiğini ve dost düşman tanıma sistemlerinin İsrail'den yerleştirildiğini, yani Amerika'da imal ediliyorsa uçak ama bilgi sistemleri, elektronik harp sistemleri, dost düşman da tanıma sistemleri hep İsrail kaynaklı manasında. Yani F-15I demek kaportası Amerikan, fakat bütün iç donanımı Amerika'nın dahi müdahale edemeyeceği şekilde İsrail malı manasında. Şimdi orada bakın 20 milyar dolarlık bir şey bu. Bir de F-22'leri de gördük o sahnede aynı zamanda. Evet. Ya ki F-22'ler Amerika'nın gibi sakladığı, yani dünyanın çok merak ettiği hayalet uçak diye geçiyor. Evet, evet. Yani bu nasıl yorumlanmalı? Şimdi tabii yani Amerika zaten baskı kurmak için İran'a herhangi bir müdahalede bulunma. Ben sana öyle bir darbe indiririm ki yani feleğin şaşar manasında. Yani evet, görüntüde genellikle ben bunu hep tekrarlıyorum. Görüntüde uçak gemileri çok daha rahat basın yayın kuruluşlarında görülüyor. Başlangıçtan itibaren mevcut 250 uçağına ilave bölgeye 250 uçak göndermişti. Son İran'la ilgili malumunuz İran'ın harekata başlaması esnasında da bir 250 daha göndermiş oldu. Yani şurada yani diyebilirim ki 750 civarında Amerikan uçağı var. Yani uçak gemileri haricinde söylüyorum. Bunun yanı sıra bir de F-22 ile gözdağı verdi. Şimdi bakın şunu özellikle belirtmek istiyorum. 340 uçağı var. Yani İsrail'in savaş uçağından bahsediyorum. Bunların hepsi F-15, F-16 ve F-35. Şimdi F-35'ten 40 civarında almıştı. Bunu 100'e tamamlayacak bu vesileyle. Yani 75'ti, 100'e tamamlayacak. Bakın yani 100 olacak. Demek ki 60 daha artacak, 400'e çıkacak. Şimdi bu 50 tane daha F-15'in gelmesi demek 450 savaş uçağı, birinci nesil, yani birinci nesil savaş uçağı istikbale yönelik büyük bir savaşa hazırlanıyor İsrail. Yani İran-Miran hikaye, bakın bunu böyle bilelim ve bunu ona göre değerlendirmeye alalım. Bunun yanı sıra 32 bin tank mermisi, 50 binden fazla da top mermisi verilmesi söz konusu oluyor, 20 milyar dolar. Şimdi bazıları mesela bizim 23 milyar dolarlık F-16 ile ilgili yani söylemediklerini bırakmıyorlar. Diyorlar ki 23 milyar dolarlık ne var falan diye. Yani mesela biz hava füzesi alıyoruz.
980 tane hava hava füzesi alıyoruz. Ne için alıyoruz? Efendim bazı uçakların, yani bazı bize tehdit olan efendim ülkelerin uçaklarının efendim hava hava füzelerinin menzili 200 kilometre. Biz de onun için işte Blok 70'in 980 tane hava hava füzesini alıp da hiç olmazsa 161 artı, yani bizim alacağımız 161 artı kilometre. Yani demek istediğim, onu karşılamak için Türkiye'de efendim bir işlem yapıyor. Ve Türkiye'nin Kongre'den bir şekilde bu alışı geçirmesi çok zor olduğundan 980 ihtiyacı olmamasına rağmen ileride ihtiyacım olur diye 980 diye yazdırıyor. Bir daha o sürece girmemek, evet, yani için. Yani şimdi belki biz 300 tane alacağız, 400 tane alacağız falan gibi. Değerli paşam, bir virgül koymanızı rica edeyim. Reklama gideceğiz çünkü. Şimdi değerli izleyenler, aslında Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyareti bir hayli önemliydi. Elbette bunu pek çok boyutuyla değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama şimdi kısa bir ara diyelim. Aranın ardından yeniden buradayız. Değerli izleyenler, tekrardan merhaba. Ayrıca'nın ikinci dilimiyle beraberiz yeniden. Şimdi Mahmut Abbas'ın Filistin Devlet Başkanı'nın Türkiye ziyareti, bunun yankıları, gerekse de o mesajlardan, verilen mesajlardan ne çıktı, bunu değerlendirmeye gayret ettik. Şimdi değerli paşam, sizinle konuşmaya devam ederken hatırlatmak da isterim değerli izleyenlerimize. 2007, 2012 ve 2024. 3 ayrı ziyaret söz konusu Mahmut Abbas'tan. 2007 yılında Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Türkiye'ye gelmişlerdi. Şimon Peres'le birlikte bir Türkiye ziyareti söz konusuydu. 2012 yılında yine bir genel kurul hitabı söz konusuydu. Ve aradan 12 yıl geçti. Maalesef Filistin'deki tablo değişmedi diyemiyorum. Daha da kötüleşti. Bu kez son kale diyebileceğimiz bir nokta Gazze hattı. Son aslında bütünsel açıdan bütünlüklü toprak parçası elden gitmek üzere. Artık mahalle mahalle, parsel parsel bölünmüş durumda ki savaşın bu ilk aylarında İsrail yine havadan haritalar gönderdi. Mahalleleri nasıl böldüğünü işaretleyen, nerelerden geçiş yapılması gerektiğini gösteren vesaire. Tehlikeli bir tablonun içerisindeyiz ama o üç ayrı hitabı hatırlatmak istedim. Yani ve o değişmeyen tabloyu... 2007'deki o kırılma Peres'le o dönemde bir yakınlaşma elbette söz konusuydu. Bakıyorum 17 yıl geçmiş. 17 yılda ne değişti ya da ne değişemedi? Bir 17 yıl daha mı göreceğiz yoksa buradan nereye varacak? Bu belki 100 yıl. Yani bu bakın Sayın Büyükelçim söyledi. Ne dedi? Efendim bir defa Filistinlilerin İsrail, bugünkü İsrail topraklarından yok edilmesi, emniyete alabilecek yerlerin yani fiziki olarak elde tutulması. Şimdi bu belki 50 yıl, belki 100 yıl, onu söylemek istiyorum. Yani burada artık İsrail'in amacını bilelim. İsrail'in amacı belli. Yani Büyük İsrail'i kurma amaçlı. Bunu frenleyen şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde iki grup vardır. Sayın Büyükelçim o konularda tabii ki daha büyük bilgilere, daha ilgili bilgilere sahip ama ben şunu söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer Büyük İsrail kurulursa artık Amerika'yı dinlemeyeceğinden korkanlar var. Yani İsrail alıp başını gider, ondan sonra bizim de başımızı belaya sokar. Bu nedenle İsrail belirli büyükte kalmalı diyenler var. Onlar gittikçe güçsüz hale geliyor. İşte malumunuz orada tarikatların falan da güçlenmesi nedeniyle. Böyle bir ortam var bir defa. Bunu bileceğiz. Ona göre efendim hepimizin hareket etmesi gerekiyor. İyiye gitmesi söz konusu değil. Yani Filistin'le ilgili işlerin iyiye gitmesi söz konusu değil. Bir defa işin tarihi başlangıcı açısından söz konusu değil. Niye öyle? Efendim bir defa Filistinliler Arap değil. Yani şimdi bakın Arap olmayıp da bugüne kadar Filistinliler olarak kendisini koruyan neredeyse Araplaşmamış. Yani Araplaşmış gibi görünen
Fakat Araplaşmamış bir millet bu. Yani Girit'ten gelmiş, 3600 yıl önce, 3500 yıl önce bu topraklara yerleşmiş. Araplarla bir alakası yok. Irki olarak söylüyorum. Yani soysal, soy olarak söylüyorum. Şimdi o yüzden Filistin davasına Araplar tam manasıyla sarılmıyor. Sarılmıyor. Yani sarılmış olsalar zaten bu İbrahim'i görüşmelerini yapmazlardı. Şimdi bunu bilip, yani bu dava gördüğünüz gibi 3500 yıllık bir dava. Öyle efendim işte gün olur, ertesi gün biter bir dava değil bu. Bunu, ama artık sanki sona yaklaşıldı gibi geliyor. Artık son yani, toprak parçası. Ya işte onu söylemek istiyorum. Yani bunu zaman içerisinde biraz evvel de konuştuk ya, yani ateşkes oldu. Belki biraz uzun süreli ama canı sıkıldı İsrail'in. Nasıl Golan Tepelerine efendim sağdan soldan iki tane roket atıp da insanları öldürmesi söz konusu olduysa, gene efendim bir yerden patlak verecek hal söz konusu olduğunda efendim ateşkes bozuldu. Bakın bize saldırı var. Çünkü İran'ın durumundan da yararlanıyor. Ya da buna bile gerek kalmayabilir belki de. Belki şöyle yani, bir tablo görebiliriz. Tıpkı bu savaşın başında Blinken'la ABD Dışişleri Bakanı ile ortaya koydukları o plan gibi. Savaş sonrası Gazze planı, ki o dönem Amerika Birleşik Devletleri bu sürecin biraz daha hızlı yönetilmesini arzu etmişti. Çabucak bu süreci bitirin. Biz savaş sonrası durumu konuşalım, ki o dönem hatta İsrail medyasında da infial, dünyada infiale yol açan bir fotoğraf karesi yayınlanmıştı. Deniz kenarına kurulmuş evler, villalar, deniz manzaralı villalar, Gazze'den deniz manzaralı villa satışları vesaire, bunlar servis edilmişti pek çok emlak firması tarafından da. Şimdi savaş sonrası Gazze planında özellikle İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin seçeceği aşiretlerin, Arap aşiretlerin bölgeyi yönetmesi. Bu plan elbette zaten Filistinli olmadan Filistin'in varlığını sürdürmesi manasına gelir. Bu da aslında hem İsrail'in işine gelir hem Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelir. Yani bakın, burada zaten dünya iki kutba ayrılmış vaziyette. Bunu bilelim. Yani Çin, Rusya efendim ve onlarla birlikte olanlar, efendim Hindistan, Batı efendim birlikte olanlar. Şimdi yani Hindistan'dan gelecek olan mallar Körfez ülkelerinden geçip Hayfa'ya gelecekti. Plan neydi bu olay yani içerisinde devam ederken? Buydu. Bunun yanı sıra efendim İsrail'in Süveyş'i ikinci planda atmak için daha geniş kanal açması planıydı. Yani şimdi bu iki kutupta nedir? Hindistan ve Batı bir arada, Çin ve efendim Rusya bir arada. Şimdi böyle bir şekilde işte Rusya sarılmış vaziyette şu gün. Rusya sarıldığı için görüyorsunuz orada Ukrayna'nın taarruzu başladı. Ukrayna'nın taarruzunu özellikle başlattı Amerika Birleşik Devletleri. Hem Suriye'de hem de Filistin'le ilgili konularda Rusya'nın hükmü olmasın diye. Şimdi Rusya gördüğünüz gibi tedbirsiz de olduğu için, benim nasıl olsa topraklarıma Ukrayna saldırısı söz konusu olamaz diye düşündüğünden dolayı, gördüğünüz gibi efendim Kursk'ta olsun, Belgorod'da efendim tahliyeleri söz konusu oldu. Ben efendim istediğimi yapacağım, şimdi kalkacağım efendim öyle bir şekilde Ukrayna ordusunu perişan edeceğim ki şaşıracaksınız falan diyor Putin. Ama yani karizma çizildi, karizma gitti. Yani şimdi siz kendi topraklarınızda, Rus topraklarında Ukrayna birlikleri ilerlemeye devam ediyor. Siz istediğiniz kadar ondan sonra efendim istediğinizi yapın ve hatta şunu söyleyin. Efendim bu Ukrayna harekatı tamamen efendim bizim elde ettiğimiz topraklarla ilgili barış anlaşması amacıyla burada bir yani Rus topraklarını elde etmiş olmadan yararlanma amaçlı desen de bu iş bitti. Yani bugün şu anda ne Filistin davasında Rusya'nın ve Çin'in dolayısıyla hükmü oluyor ne de Suriye'de.
Şimdi ama çok önemli iki noktaya değindiniz. Çin ve Rusya. Evet. Filistin Devlet Başkanı o iki adresten zaten Türkiye'ye geldi. Evet, evet, evet. İki önemli dosyayla da geldi. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da verdiği elbette bu noktada mesajlar merak ediliyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi siz de dikkat çektiniz. Rusya'nın Suriye'de elini zayıflatmak gayesine işaret ettiniz. Bu noktada Sayın Büyükelçim size dönerken, yine bu konuda sizden de görüş alacağım birazdan. Suriye ile karşılıklı verilen o diyalog mesajı hem Esad'ın, Suriye Devlet Başkanı'nın, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haziran ayı sonunda 27 ve 29 Haziran'da karşılıklı olarak verdikleri mesajlar. Aile birliğine işaret eden, geçmişte aile olarak görüştüklerine dahi işaret eden olumlu bir perspektif çizilmişti. Ardından yine istihbarat seviyesinde o görüşmeler devam etti. Geçtiğimiz günlerde yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir açıklama yaptı. Ardından bir açıklaması daha var. O iki açıklamayı da aslında karşılıklı değerlendirelim isterim. İlk açıklaması, Türkiye ve Suriye uygun koşullar yaratıldığı takdirde ilişkileri normalleştirme çabalarının bir parçası olarak bakanlar düzeyinde bir araya gelebilir. Yani Milli Savunma Bakanlarının görüşebileceğine işaret etti. Bu olumlu bir tablo. Ama bu tabloyu değerlendirirken şunu göz ardı etmeden elbette değerlendirmek gerekiyor. Suriye her ne kadar Esad başlangıçta Türk askeri çekilsin dememiş olsa da bir önceki süreci hatırlayalım. O akameti uğrayan o süreçte Türk askeri çekilsin çağrısıyla aslında akameti uğramıştı. Şimdi Bakan Güler'in ardından verdiği mesajda, yine bu hafta verdiği mesajda, ikinci mesajda şuna dikkat çektiğine işaret edebiliriz. Suriye'deki insanları huzur içerisinde yaşayabilecek hale getiriyoruz. Suriye rejimiyle barış görüşmelerine başlayabilmemiz için şartlarımız var. Yani ön şartsız bir görüşmeden bahsetmiyor Bakan Güler. Ki Türkiye'nin başlangıçta hedefi ön şartsız bir görüşmeyi başlatmaktı. Belki sağlıklı olan buydu. Ama görüyoruz ki Suriye rejiminin belli şartları var. Ve buna elbette müteakip Türkiye'de şartlarını ortaya koyuyor. Bu da önemli. Açıklamasının devamında yine Bakan Güler, Suriye rejimi çekilme tarihini bize bildirirseniz görüşürüz diyor. Yani böyle bir şeyi ben huzura, barışa dönmek istemiyorum diye algılıyoruz. Kapsayıcı bir anayasayı kabul et. Senelerdir adam oyalıyor, serbest seçimlerini yap. Sonuçta kim iktidar olursa biz onunla çalışmaya hazırız diyoruz. Yani Suriye'de de bir seçim çağrısını elbette görüyoruz. Şimdi demokratik bir seçimden de bahsediyor. Türkiye'de bu seçim çağrısını öne sürüyor şimdi gelinen aşama itibariyle ama değerli Büyükelçim, sizce Suriye yönetimi bu Türk askeri çekilsin çağrısından geri adım atar mı? Türkiye'nin zaten şu an ortam ve koşullar ve bölge koşulları değerlendirildiğinde bölgeden çekilmesinin doğru olmadığını elbette biliyoruz. Çünkü baktığınız zaman yine sadece terör örgütleri değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın, pek çok vekil aktörün, İran'ın, İsrail'in o noktada olduğunu yine biliyoruz. Böyle bir ortam varken, sahada böyle koşullar varken elbette neden Türk askeri çekilsin çağrısı üzerinde bu kadar ısrarcı bir Suriye görüyoruz? Bunda bir Rusya etkisi var mıdır? Ki Lavrentiyev'le Nuh Yılmaz'ın, Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın bundan 10 gün kadar önce Ankara'da bir araya geldiğini hatırlayalım. Ki Esad'ın o çağrıyı yaptığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıyı yaptığı sırada da Lavrentiyev'le toplantıda olduğunu da anımsatalım değerli izleyenlerimize. Siz bu çağrıdan bir geri adım göreceğimizi düşünüyor musunuz? Türk askeri çekilsin çağrısından nereye varacak Suriye ile görüşmeler sizce? Efendim benim cevabım hemen doğrudan doğruya. Şu sırada Esad 3 noktada zor durumdadır efendim. Bunlardan bir tanesi her halükarda
hangi Suriye'den bahsettiğimizi de burada da düşünmemiz lazım. Yani öbür tarafta hangi Filistin diye sormuştuk. Burada da hangi Suriye? Esas itibariyle çekilmesini talep etmesi gereken biri varsa o da Amerika Birleşik Devletleri. Yani deniz oradan başlayarak oradaki en büyük zenginliği petrol vesaire diye. Netice itibariyle üçte birini işgal etmiş vaziyette Amerika. Silahlandırıyor, her şeyi yapıyor. İşte en son 700 tane tekrarla PKK'lıyı gönderdi. Arap aşiretleriyle Esad'ın milislerine karşı orada mücadeleye girmek için. Yani eğer gerçekten millet ve devlet olarak orada bütünleşmeyi arzu ediyor ise bunun önündeki handikap veya engel Türkiye değildir efendim. Tam tersi Türkiye, Suriye'nin topyekün bölünüp, işte bunun en güzel örneği de Irak. Irak'ta da aynı şey oldu, üçe bölündü. Bugün eğer Irak'ta merkez hükümet yani Bağdat yine bir noktada ayağa kalkıp Irak'ın bütünü itibariyle bir şeyler yapabileceği hususunda müzakereye oturabiliyorsa, en son yaptığımız anlaşmaya da bakın, yine Türkiye sayesinde. Yani siz burada Türkiye'ye gelip kendiniz topraklarınızı ona satmıyorsunuz veya Türkiye gelip orasını işgal etmek suretiyle bu devletlerin bölünmesine ebediyen falan böyle bir derdi yok. Tam tersine bunların bir bütünlük içinde aynı zamanda barışçı bir çerçeve içine oturtularak yaşamasının eğer imkan ve kabiliyetini araştırıyorsanız ben Türkiye olarak size yardımcı olmaya ve bu kapsam içinde de işler durulduktan ve rayına oturduktan sonra da topraklarınızdan tabii çekileceğim. Topyekün iki dost olarak bu işi götürmeye de kabulleniyorum diye açık açık ortaya koyuyor. Bundan daha basit ve bundan daha açık bir yaklaşım olamaz. Her halükarda bakın İdlib bir dönem teröristin kaynaştığı, hiçbir şey yapılamayacak falan diye endişeler içinde yaşadığımız ve bu arada Hatay acaba yeni bir Hunuç harekatı mı olur olmaz diye endişelendiğimiz bir konumdaydı değil mi? Bugün en ufak şekilde oradaki Türk askeri varlığı hayırlı mı olmuştur, hayırsız mı olmuştur bakmak lazım. Terör falan kaldı mı İdlib'de? Veya bunun Esad'a yönelik olarak dahi bir tehdit olarak artık sözünü ettiği bir herhangi bir kimse bunun var mıdır etrafta? Bu da yoktur. Yani Türkiye'nin gerçek anlamda iyi niyetli ve bu mesele hayırlılıkla sonuca götürmek için istekli bir ülke olduğunu da Esad mutlaka ve mutlaka kabul etmelidir. Zaten Cumhurbaşkanımız da yakından tanıyorsa eğer ailece bir gün Bodrum'da falan da günü gün ediyorlardı. Yani burada o kadar yakındılar birbirlerine. Dolayısıyla Esad'ın da herhalde bizim tarafımızdan muhataplarını iyi tanıdığını düşünmek lazım. Şimdi dolayısıyla bu birinci faktör. Eğer git diyecekse Amerika'ya demesi lazım. İşte bunu diyebilmek için de bu sefer Rusya giriyor efendim devreye. Evet, Rusya ciddi şekilde sıkıntıdadır, onda kuşku yok. Ukrayna meselesinde de ama şunu da unutmayalım. Napolyon orduları da yani teşbihte hata almaz derler. Napolyon orduları da ben perişan ederim diye girdiğinde Rusya'ya o soğuk ve geri çekilme vesaire bunlarla birlikte mütalaa ettiğinizde Napolyon'u nereye kadar götürebildiklerini de görmek lazım. Yani aslında Rusya ihmal edilebilecek. Hani Ukrayna'nın ben yaptım olduğum şeklinde bir tutumla sonuç alabileceği noktada olan bir zaaf olabilir. Ama küçük devlet olması muhtemel ve mümkün değildir diye görmek gerekiyor. Şimdi Amerika'da seçimler olduktan sonra Trump da Harris de ikisi de ben Rusya ile ilişkilerimi başka bir boyutta düzelteceğim dediler. Açıkça ilan ettiler bunu. Yani başka bir deyişle Ukrayna ile ara bulunacak. Nasıl ara bulunur? Yani en basit şekliyle Donbas. Bakın dikkat buyurun. Kuzeyde birçok şeyler oluyor. Rusya ile pek dert edindiği yok göründüğü kadarıyla. Ama Donbas bölgesine dokundurtmadı efendim. Oradaki askerlerimin hiçbirini çekmem dedi. Şimdi buradaki en büyük sıkıntısı da Rusya'nın. Onu da paşam benden çok daha mükemmel bilecekler bunu. Şimdi yukarıda efendim bir yıl evveline kadar en fazla inebilen yeni hani bir seferberlik ilan etti ya Rusya. Orada
askere almış olduğu genç kuşaktan tecrübesi falan fazla olmayan askerleri kuzeye yerleştirdi. Yani nasıl olsa buraya herhangi bir saldırı falan olmaz. Peki esas savaşan gücü nerededir? Donbas bölgesi başta olmak üzere şu ana kadar Dnieper'in doğusunda kalıp da işgal etmiş olduğu topraklardadır. Dolayısıyla Rusya buradaki gücüyle Ukrayna'yı rahatlıkla karşılayıp böyle bir mağlubiyete falan da topyekun benim şahsi kanaatim o anlamda vuramaz. Ama yukarıda da kuzeyde nereye kadar gider onu da çözerler. Çünkü netice itibariyle Amerikan seçimleri Orta Doğu'da dahil olmak üzere pek çok konuda yeni bir ufukla ortaya çıkılması ihtimalini de beraberinde getiren bir konumdadır diye tartışmalar bunu ortaya koyuyor. Son dönemde değerli Büyükelçim, ABD'nin de aslında kontrolünde olan bir nokta. Deir ez-Zor'da SDG ve Arap Haşiretler arasında da o kavganın, karşılıklı atışmanın yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunu tabiatıyla söyleriz. Ben de geçen sefer de söylemiştim. Şimdi yine aynı noktaya getirmek için bütün bunları izah etmişti, duydum. Kendi yorumdan tabii. Şahsi düşüncem. Efendim her halükarda Türkiye burada barışçı elini uzatmak suretiyle akılcı bir politika gidiyor bana sorarsanız. Yani yanlış değil bu politika. Eğer Suriyeli de bu işbirliğini geliştirebilecek bir noktaya iş gelirse çok büyük bir ihtimalle Amerika'nın işi çok zorlaşacak. Yani orada PKK ile baş başa oturan ve şu anda eli kolu çok bağlı olmayan Amerika Birleşik Devletleri, yani bütün bunlar Esad etrafında birleşmeye başlayan bir Suriye olarak mütalaa ettiğimiz zaman orada biraz izole kalmış ve büyük rahatsızlık içine girebilecek bir koruma düşmüş olmasını da beklemek lazım. Onun için Amerika bunu istemez, beklemez. Buna karşılık Rusya da bunu ister ve teşvik eder. Nitekim Esad'la bizim aramızın bulunmasındaki ilk adım Putin'den gelmiştir. Yani gittiler oraya hem Dışişleri Bakanı'na hem de özel temsilcisini gönderdi. Esad'ı belirli bir noktada sus otur yerine bundan sonrası bana aittir dedi. Esad da buna dayalı olarak işte bir açılım yapmaya kalktı. Türk ordusu kalkarsa falan diye. Onu da beceremedi. Ve netice itibariyle Rusya'nın bize dönük olarak ortaya koyduğu tutum bunların hepsini aşmış olarak geldi. Ve dedi ki ben de size yardımcı olacağım. Gelin şu meseleyi bu çerçevede çözelim. Şimdi efendim bu tabiatıyla en üst düzeyde yapılmaz. Neden? Bütün müzakereler böyledir. Siz evvela teknik düzeyde başlarsınız, bir güven duygusu oluşturacak şekilde ve bu güven duygusu geliştiği ölçüde de atacağınız adımları da ona göre tayin edersiniz. Evvela teknisyenler gelir. Diyelim ki 100 maddelik bir metin üzerinde çalışıyorsunuz. Teknisyenler 70 tanesinde mutabık kaldı. Tamam. 30 ne olacak? Bir üst kademeye çıkacak. Dışişleri Bakanı ise eğer birinci kademeyi yürüten, ikinci kademede başbakana gider iş. Başbakan burada 75'ten 90'a çıkarır. Geriye kalır 10. Bu 10 tane içinde ara bulucu olarak birileri bulunur, gelir, konuşulur, edilir. Orada 2-3 tane çok en kritik siyasi yönü de ağır basar. Ne kalmışsa geriye bunların da çözümlenebilmesi için devlet başkanları bir araya gelirler. Ve başbakanlar yani devletin statüsüne göre. Ve orada nihai olarak siyasi bir karara varılır ve iş biter. Dolayısıyla bu crescendo dediğimiz adım adım yükselerek hedefe giden bir süreçtir. Hiçbir müzakere uluslararası planda başından itibaren en tepeden başlamaz efendim. Çünkü cumhurbaşkanları karşı karşıya gelip de diyelim yani devlet başkanları veya başbakanlar karşılıklı olarak anlaşamıyoruz biz galiba olmadı bu iş falan dediği andan itibaren herkes kayba uğrar. Onun için evvela ikna metodunu da kullanmak mecburiyetindesiniz. Oradaki bütün askerinizle, sivilinizle kim ilgiliyse ve yetkiliyse onları da devreye sokup onları da sürekli konuşturarak, ikna etmeye çalışarak, neyin ne riski var yok bunları tartışarak adım adım hedefe gidersiniz efendim. Dolayısıyla bugün
Suriye ile ilişkiler, Irak'la bu bakımdan ben biraz evvel bir tam karşılaştırma yaparak söylemedim ama benzerlik çok büyük. Irak'ta da biz başından itibaren bir günde Cumhurbaşkanı göndermedik oraya. Daha önceden etap etap gitti. Onlar adım adım ve en sonunda Cumhurbaşkanları, Başbakan ve Cumhurbaşkanımız oraya gidip de Başbakanlarla görüştükten sonra zaten zemin hazırlamıştı. Bugüne kadar geldik. Bakın en son imzaladığımız anlaşma çok önemlidir. Yani burada onlara birazdan gelelim mi değerli Büyükelçim? Tabii geleceğiz de yani bu tam yeri geldiği için Suriye için ideal bir örnek. Şimdi öbür tarafta da biz MİT seviyesinde İsrail'e hiçbir zaman ilişkimizi kesmedik. Hep görüşüldü. Bu arada Adana mutabakatının yürürlükte olduğunu ve PKK konusunda buna başvurulabileceğini de Putin bizzat söyledi. Ben iddia ederim siz de gidin bu işi bu şekilde halledin dedi. Bu da yaşandı o tarihte. Adım adım gelişiyor. Dışişleri Bakanlığı seviyesine kadar geleceğiz. Şu anda dışişlerinde değil savunma seviyesinde bulunmaktayız. Çünkü askeri açıdan ortaya koyduğu tutum Esad'ı burada kendisini ikna etmeye yönelik olarak ciddi bir muhatap ortaya çıkarmamızı gerektirmiştir. Bu da Savunma Bakanı'ndan, eski bir genelkurmay başkanından daha iyisi nerede bulunacak? Dolayısıyla onu da getirmek suretiyle bir hedef daha açıldı. Bundan sonra ne olacak? Çok büyük bir ihtimalle bizde başbakan olmadığına göre Dışişleri Bakanımız özel olarak da görevlendirilecek ve orada zaten şu veya bu şekilde yapıldığını tahmin ettiğim görüşmeler böyle açığa çıkmamış durumda ama yapıldığını da zannettiğim görüşmeler alenen daha böyle ortaya çıkarak tartışılacak ve netice itibariyle de bu Cumhurbaşkanımızın Esad'la benim şahsi kanaatim bir fırsat veya bir nasıl diyelim bir bahane yaratılmak suretiyle dışarıdaki bir toplantı vesilesiyle bir araya gelebilecekleri diye bir düşünce var. Ya da Moskova'da bir toplantı vesilesiyle belki. Çünkü Putin'in buna talip olduğunu biliyoruz. Efendim, şimdi Libya gibi bakın. Libya'da nereye gittik? Cenevre'de de yapıldı. Daha doğrusu İsviçre'de yapıldı. Rusya'da da yapıldı vesaire. Burada mesela Rusya bu manada bir arabulucu olarak kabul görebilir mi? Her iki tarafta da çok yakın olabildiğine göre niye olmasın? Ama bu Cumhurbaşkanı ziyareti veya Esad'ın terk etmesi şeklinde ülkesine olamaz. Şunu da aklımızda tutuyoruz. Son bir şey söyleyeceğim. Efendim bir Nusayri'dir kendisi biliyorsunuz Esad'ın ve oradaki ağırlığı da toplum olarak da %12'den ibarettir. Dolayısıyla yani orada bir demokrasiden veya işte insan hakları, demokrasi, anayasa vesaire filan bunlardan bahsediliyor. Ben Libya için de aynı şeyi söylüyordum devamlı ve bu söylemeye devam edeceğim. Bu ülkelerde öyle bizim düşündüğümüz manada bir demokrasiye gidebilmek mümkün değildir. O zaman karşılıklı müzakerelerde yakın gelecekteki çıkarlarımızı ön planda tutmak suretiyle hani böyle rahatsızlık yaratıp da bir sonuçta çıkması ihtimalini zedeleyebilecek konularda ikinci plana atarak bir değişik boyutta müzakereyle işe başlayabileceğimizi şahsen tahmin ediyorum. Bu da dolayısıyla bir Cumhurbaşkanı Esad görüşmesinin evvela bunlar çözümlendikten sonra ve fırsat çok kolaylıkla yaratılır. Evet. O fırsattan bir istifade dışarıda yapılacağını düşünmekteyim efendim. Elbette. Ama iyi bir şeydir. Yani Irak'la işi bitirdikten sonra Suriye'yle de bitirirsek Amerika'nın düşünmesi gereken çok şey ortaya çıkacaklar herhalde. Tabii. Aslında dediğiniz gibi üçüncü bir ülkede görüşme ihtimali daha yüksek bir ihtimal. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Ankara'ya davet etmişti veya üçüncü bir ülkede görüşebiliriz demişti. Bağdat talip olmuştu, Moskova'dan talip olmuştu elbette ama Bağdat'ın teklifine çok sıcak bakılmadığını biliyoruz bu noktada. Ama gelinen aşama itibariyle belki Moskova şu an mekik diplomasisini yürüten taraf da sanıyorum biraz. Moskova, Lavrentiyev üzerinden, özel temsilci üzerinden bir süreç yürüyor.
Şimdi gelinen aşama itibariyle bundan önceki süreçte o akamete uğrayan süreçte siz de dikkat çektiniz. Şimdi biraz daha konular askeri ağırlıkta o önemli olan konular olduğu için Savunma Bakanlarının öncelikli olarak görüşmesi belki daha muhtemel olduğuna değinmiştiniz. Bir önceki süreçte bu bağlantısızlar konferansı marjında Sayın Çavuşoğlu'nun döneminde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu doğrudan Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldiğini, o konferans marşını bir araya geldiğini altını çizmişti. Bu duyuru da önemliydi. Belki benzer bir duyuruyu yine göreceğiz. Belki de adres Moskova bile olmayabilir. Bir uluslararası toplantı kapsamında bir fotoğraf karesi verilir. Ayaküstü bir görüşmeyle başlar. Temeller orada atılır, devamı gelir gibi bir tabloda görebiliriz. Şimdi Oral Hocam size dönerken elbette bir Astana formatı da var. Astana formatı önemli. İran faktörü bu noktada önemli. İran ne diyor Suriye ile normalleşme sürecine, Türkiye'nin normalleşme sürecine nasıl yaklaşıyor? Resmi veya gayri resmi bir tepki henüz gelmedi süreçle alakalı. Bir haber de çok açıkçası önüme düşmedi bununla alakalı, bir analizle alakalı, ama burada şöyle bir faktör de var. İran'la Suriye'nin ilişkileri bu ara biraz limoni, biraz mesafe söz konusu iki ülke arasında. Bunda birkaç tane faktör var. Şimdi Suriye öncelikle normalleşmek istiyor Arap dünyasıyla. Dolayısıyla bunun için de İran'ın etkisini bir yere kadar sınırlaması gerekiyor. Çünkü İran'ın doğrudan vassalı gibi bir görüntü vermek Suriye'nin egemenlik noktasında kötü bir imaj vermesine sebep oluyor. Bu geçtiğimiz aylarda reisinin öldüğü dönemlerde bir toplantı yapıldı. Oraya Arap Birliği toplantısına Suriye'de davet edildi uzun bir aradan sonra, katıldı ve orada bu meşhur adalar meselesi var, İran'ın Körfez'de iddia ettiği. Bu İran'a ait olmadığına dair bir deklarasyonu Suriye'de imza atmak durumundaydı ve reisi öldükten sonra da bir 3-4 gün gecikmeyle gitti Esad Tahran'a. Bütün bunlar tabii İran basınında böyle biraz mesafeli karşılandı diyeyim. Hani biraz daha böyle çok açıktan cephe alacak şekilde değil, ama burada bir gerginlik oldu. Yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Hamene ile yaptığı görüşmeden sonra da işte birlik beraberlik vurgusu yapıldı. Çok ciddi bir altı çizildi bazı şeylerin, ama sonrasında mesela geçenlerde Nasrallah'ın konuşmasında direniş cephesi sayılırken Esad ve Suriye sayılmadı. Aradan şey yaptı ve dikkat ederseniz bu süreç içerisinde Suriye'den bir tepki de görmedik. Haniye suikasti bağlamında hususen. Bu meselede işte İran ve Suriye arasındaki konunun biraz daha ayrıştığına dair uluslararası basında da çok fazla şey görmeye başladık. Bu şuna sebep olabilir. Şöyle ki, İran destekli çok fazla milis var diyorsunuz Suriye içerisinde. Buna karşı Suriye bazı adımlar atmaya çalışıyor. Fakat YPG ile İran arasında da bir gizli örtülü bir ittifaktan bahsedebiliriz. Özellikle Süleymaniye merkezli yapılan bir, yani onun da dahil olduğu, KYB'nin de dahil olduğu böyle bir geçiş kolaylıkları, işte Suriye'deki milislere giden lojistik desteklerde İran'ın lojistik faaliyetlerinde YPG'nin göz yumması gibi bazı şeyler söz konusu. Dolayısıyla Suriye kendi iktidarını, merkezi hükümet kendi iktidarını tesis etmeye çalışırken bir İran ve YPG yakınlaşması görmemiz de söz konusu olabilir. Yani Suriye hükümetini sıkıştırmak için daha fazla YPG militanlarına biraz daha fazla ağırlık vermeye başlayacak ve böylece hem kendi milisler hem de YPG üzerinden Suriye merkezi hükümetini biraz daha kendi egemenlik alanından dışarı çıkmamaya yönelik bir şey de görebiliriz. Bu da otomatikman Türkiye-Suriye merkezi hükümeti arasında bir yakınlaşmaya sebep olacağını öngörüyorum. Çünkü böyle bir senaryoda, yani İran'ın oradaki iktidarını kaybetmemek adına hem YPG ile hem de milislerle bir sıkıştırma yoluna giderse otomatikman Suriye merkez hükümeti Türkiye'den destek arayışına girme ihtimali çok yüksektir. Bu da enteresan bir tablo yaratabilir yani önümüzdeki dönemde. Bu normalleşme sürecinde çok daha hızlandırıcı bir faktör olabilir. O yüzden İran Suriye, yani Suriye'nin İran'dan tırnak içerisinde bağımsızlığını almaya çalışması bizim açımızdan dikkatli izlenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve Arap dünyasında bu noktada Suriye'yi destekleyici olarak hareket etmeye başladığını, son özellikle 2-3 ayda Suriye'yi daha kendi aralarına tekrar hani kabul edecek şekilde ve otoritesini sayacak şekilde yaklaşımı olduğunu düşünürsek,
İran'ın biraz daha burada yalnızlaşarak Suriye coğrafyasından biraz daha el ayak çektirmesine vesile olacak bir süreç görebiliriz. Ama başarılı olur mu? Bu biraz büyük güçlerin, Rusya'nın ve Amerika'nın tavrına göre göreceğiz diyorum. Bir de tabii ki bu şu an halihazırda yaşanan İsrail gerginliği de bu noktada çok belirleyici. Bunların da etkisiyle önümüzdeki süreçte farklı bir senaryo görmemiz çok olası diye düşünüyorum. Sizin bu farklı senaryodan kastınızı da merak ederim esasen. Sadece İran faktörü değil elbette. Rusya faktörü üzerinden de bu farklı senaryoyu biraz detaylandırmanızı rica edeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi açıkçası ben Suriye uzmanı olmadığım için doğrudan Suriye sahasıyla alakalı nokta atışı yorumlar yapmaktan çekiniyorum. Hani bir fikrim var elbette ama doğrudan hani şuna sebep olur, buna sebep, büyük güçler bağlamında söylemekten çekiniyorum. Ancak şunu söyleyeyim. Yani Suriye'nin İran'dan bağımsızlaşma çabası oldukça bence ciddiye alınması gereken bir konu ve Türkiye'de de kamuoyunda bunun da farkına varılması gerektiğini düşünüyorum. Yani doğrudan sanki İran'ın vasılıymış gibi bir algı var Esad için. Bunun böyle olmadığını, biraz mecburiyetlerin bunu yarattığını, çünkü daha ilk bomba düştüğünde Suriye iç savaşında İran 18 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam bir yardımda bulundu Esad'a ve ondan sonra da her yönden destek verdi ve kendisi biraz da İran merkezli okuma da yapıldığı için bu konuda buna belki birazdan girerim. Direniş cephesinin bir şeymiş, yani Hizbullah'la Esad'ı aynı potaya koyan bir şey oluştu, bir anlatı gelişti ve bu anlatı da açıkçası alıcı buldu. Dolayısıyla bu meselenin biraz da aslında Türkiye'de bu ezberlerin ötesinde Esad'ın da bağımsızlaşmaya çalışan fakat cumhuriyetleri olan bir aktör olarak görülüp buna göre siyaset geliştirmeye çalıştığını ve bir çaba içerisinde olduğunu mutlaka bizim tabii güvenlik birimlerimiz, diplomatik temsilciliklerimiz bunu biliyordur. Ancak kamuoyunda da bunun bu şekilde ele alınması gerektiği düşüncesindeyim ben. Bu çünkü şöyle bir şey de var. Eğer bu anlatı bu şekilde alınır ve bu devam ederse bu hani Esad'ın İran'ın şeyiymiş gibi, vasalıymış gibi düşünce biraz açıkçası kendini gerçekleştiren kehanet gibi, yani ona dönüştüren bir tarafı da oluyor bir şeyde. Yani yapılan siyasette oluşturulan söylemlerde falan böyle bir şey de olabiliyor. Bu şeye gelince ben direniş cephesi noktasında hani biraz konudan çıkmış olacağım ama önemli gördüğüm için söylemek istiyorum. Çok İran merkezli bir okuma yapıldığını düşünüyorum ben. Gerek Haçlı Şabiler, gerek Husiler, gerek diğer işte Esad ve Hizbullah noktasında. Yani sanki bir İran merkezli bir şey var ve bütün bunların hepsine %100 muktedir bir durum varmış gibi bir durum söz konusu. İlişkiler ağı her birinde farklı farklı seyretmekle birlikte, yani şimdi siz İran'ın Telegram kanallarına bakarsanız, resmi daha böyle DMO'ya yakın kanallara bakarsanız, Hamas bile direniş cephesinin bir aktörü, sanki İran tarafından kurulmuş gibi bir algı söz konusu. Sanki İran olmasa Hamas var olamayacakmış gibi bir algı yaratılıyor ve bu söylem üzerine inşa ediyor bazı söylemler ve siyasetler. Şimdi Haçlı Şabiler de mesela kalkınma yolu meselesi gündeme geldiğinde bu konuşuldu. Gene Irak konusunda mutlaka değinilecektir. Yani oradaki Irak'taki Şii milisler tamamen sanki İran'ın şeymiş, vekil gücü ama tamamen böyle sen kontrol demiş gibi düşün. Mesela en basiti, çok kabaca söyleyecek olursam, Araplarla Persler birbirlerini sevmezler. Yani milliyetçi Araplarla milliyetçi Persler birbirlerine, Farslar birbirlerine karşı şeydirler. Yani bir mesafelidirler ve çok fazla anlatı vardır. Mesela bu bile görmezden gelinen bir nokta. Ve doğrudan %100 böyle bir şey varmış gibi oluyor. Esad konusunda da aynı şekilde tamamen İran merkezi bir okumanın biz Türkiye olarak, özellikle Türk kamuoyu olarak bir kenara bırakıp daha başka türlü bir yaklaşım göstermemiz gerekiyor. Ama sorduğunuz soruyla da alakalı dediğim gibi, yani cevap vermekten kaçınmamın sebebi çok uzmanlık iddiam olmamasından kaynaklı. Yani Haçlı Şabi ve İran bağlantısı üzerine durmanız daha açıkçası önemliydi. Şimdi aslında harita üzerinden de görelim istiyorum. Bölgedeki durumu da değerlendirelim. Az evvel Deir ez-Zor'dan bahsettik. Şimdi zaman zaman zaten Arap aşiretlerle terör örgütü PKK'nın çatışmasını görüyorduk elbette. Deir ez-Zor bu noktada çok önemli bir noktaydı. Yine Rakka, Haseke, ki Haseke'den zaten geçtiğimiz haftalarda bu 15 gün, yaklaşık 12 gün öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 700 PKK'lı teröristi kendi üst bölgesinden çekerek İsrail'e desteğe gönderdiği bilgisi elbette var. Bunlar önemli noktalar. Şimdi bölge ne diyor bize, ne anlatıyor? ABD'nin oradaki üç noktalarını değerlendirecek olursak, şimdi
Bu Suriye'yle normalleşme takvimini konuşurken üçüncü ülkeler askerlerini çeksinler çağrısı ve bölgedeki denklem bize ne söyler? Şimdi bakın, yani biraz evvel onu bağladım diye düşünüyorum. Ukrayna'nın bu ilerleyişi Rusya'yı sıkıştırmak için, Rusya'yı Suriye'de sıkıştırmak için. Şu anda Putin fevkalade sıkıntılı durumda. Ne olursa olsun halkının gözünde ve bütün dünya için, efendim düşünün ki Rus toprakları yok, efendim işte orada biraz evvel de çok güzel efendim ifade edildi. Orada eğitimli efendim askerler yoktu, şuydu buydu falan. Ona kimse bakmaz. Baktığı dünyanın ne? Rusya'nın içerilerinde efendim ilerleme söz konusu. Tamam. Rusya tabii ki arazisinin genişliği ve ikliminin farklılığı nedeniyle Hitler'i de yutmuştur, Napolyon'u da yutmuştur. Ona hiç şüphe yok. Fakat buradaki olay başka. Yani Hitler'i yutarken mesela C-47 uçaklarıyla her gün neredeyse Rusya'ya yardım için 1000 uçak geliyordu. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'nın neredeyse her gün 1000 uçağı efendim Rusya'ya malzeme taşıyordu. Yani desteklemek amaçlı. Tabii savaş uzun sürdüğü müddetçe Rusya'nın kârınadır. Efendim elindeki sistemleri geliştirir ve savaşa dahil eder. Şimdi burada yalnız olay şöyle gelişti. Bir defa Batı'nın silahlarını Ukraynalılar kullanmayı öğrendi. Bakın en önemli konu budur. Yani silahlı kuvvetlerde sizin elinizdeki malzeme, teçhizatı, silahı iyi bir şekilde eğitilmiş insanlar kullanır noktaya gelirse karşı tarafı bayağı zorlar. Şimdi Rusya'nın durumu bu. Ayrıca biliyorsunuz F-16'ları da yine almış konumda. Bütün bu ortam içerisinde ve Amerika ve İsrail'in isteği doğrultusunda Ukrayna bu harekatı yapıyor. Yani yoksa şimdiye kadar biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri sakın efendim Rusya topraklarına top atışı yapma, yok HIMARS atışı yapma, yok şunu yapma, bunu yapma deyip kısıtlayan Amerika Birleşik Devletleri şimdi ne oldu da efendim bu olayı yarattı, Ukrayna'nın harekatını? Efendim Filistin'le ilgili olaylar sıcaklığını yitirsin. Şimdi ama onun zeminini zaten hazırlamamışlar mıydı yaklaşık 1,5-2 ay önce? Önce Fransa ve Almanya devreye girdi. Rusya'nın derinlerine girmeye hazırız dedi. Biden cephesi biraz daha çekinceli yaklaştı. Durun bekleyin, biz hazır değiliz. Sonrasında Biden de ikna edildi. Rusya'nın derinliklerine girecek ama hangi noktaya girecek? Elbette Belgrad noktası önemliydi. Belgrad'a yönelik zaman zaman o atışlar oluyordu. Ama bu kez Kürk hedef alındı. O da ayrı bir cephesi ama şimdi bu bölgeyi biraz daha konuşalım istiyorum. Tamam, yani şimdi bu bölgeyi yani bir şekilde anlamak amaçlı bu noktaya getirdim. Önemli bir şu nokta. Anda Rusya'nın Suriye ile ilgili bir adım atması söz konusu olamaz. Ben ona getirmek istedim zaten. Rusya adım atmak istemediği takdirde de zaten Esad atamaz. Olay bu kadar basit. Yani Sayın Toga biliyorsunuz özellikle İran'ın da bu konuda çok fazla etkili olmadığını bölgede belirtmiş oldu. Arap milliyetçiliği ile Fars milliyetçiliği arasındaki hususuza tabii ki ona da değindi. Onun için şu anda bu Suriye'nin bu sözleri bir yerde Rusya'dan geliyor. Diyor ki efendim şu anda Türkiye ile bir işe kalkışma. Ondan sonra ben burada efendim yani gerçekten canımla uğraşıyorum. Ben Suriye'den ayrılamam diyor Rusya. Beni kötü noktalara taşıma diyor. O yüzden efendim bizim Suriye ile şu anda bu olay bitmeden, Ukrayna'daki olay belirli bir noktaya gelmeden işleri yürütmemiz, ilerletmemiz mümkün değil. Belki şöyle mümkün.
ön şartın kalkmasıyla mümkün. Suriye'nin bu ön şartı, o askerler çekilsin, üçüncü ülkelerin askerleri bölgeden çekilsin çağrısıyla mümkün olmaz mı? Buyursun o zaman, PKK'yı çeksin Amerika. Ondan sonra kendi de çekilsin de ondan sonra biz de... Rakka'dan çekilirse mesela. Yani buyursun o zaman, oradan tamamen Amerika çekilsin. Ondan sonra biz ona bir şey demiyoruz. Ama Suriye'nin yarı nüfusu bizim nüfuz bölgemizde ve Türkiye'de. Suriye'nin yarı nüfusu. Dur bakalım, anayasa diyoruz. Daha önce bunu da konuştuk. Ne Cenevresi? Biz gideceğiz, Astana'da toplanacağız. Ama bugün işte şu anda biraz evvel söylendiği gibi, yani Esad'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir arada olacağı nokta bence Rusya olamaz. Olursa Astana olacak. Yani Astana olacak ki dünyada daha büyük güç elde edebilelim. Belki yani, aslında olsaydı, ben o dönemi bekledim. Öyle bir beklenti vardı. Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı kapsamında belki bir ayaküstü görüşme söz konusu olurdu. Evet. O olmadı maalesef ama Moskova ihtimali daha güçlü geliyor. Bilmiyorum. Yani sizin açısınızdan bir şey demiyorum ama benim açımdan böyle görüyorum. Astana olursa bir defa Batı itiraz edemez. Evet. Batı anayasayı Cenevre'de yaptırtmak istiyor. Cenevre ile ne alaka? Halbuki oturacağız. Efendim, Türkiye, Suriye, ondan sonra Rusya, İran, efendim, ve aynı zamanda işte Kazakistan'da olduğu için, Astana'da olduğu için, hı hı, Batı'nın itiraz edeceği bir durum yok. Biliyorsunuz Putin'le ilgili efendim çeşitli kararlar var. Yani Batı ile ilgili onu söylemek istiyorum. Burada esas olan Putin gözükmemeli. Burada esas olan Türkiye ile Suriye arasında bir anlaşma yapılıyormuş gibi görünmeli. Onu söylemek istiyorum. Şimdi Değerli Paşam, özellikle bu Irak'la çok önemli bir mesafe kat ettik. Nasıl? Bu hafta 4. toplantı gerçekleşti. Evet, evet. O güvenlik mekanizma toplantısının 4.'sü. Evet. Bence tarihi bir görüşmeydi. Nasıl? İşte baktığınız zaman, aslında o anlaşmaya geleceğim de, Suriye'nin de elini zayıflatan unsurlardan biri. Yani görüşmeye zorunlu kılan unsurların başında geliyor. Evet. Türkiye ile görüşmek durumunda kalmak zorunda. Şimdi Irak'la böylesi bir yol haritası çizilmemiş olsaydı, böyle bir yol alınmamış olsaydı bu kadar belki zorunda kalmayacaktı. Ama gelinen aşamada özellikle Başika, 2015'ten bu yana çok sorunlu bir nokta oldu. Evet. Türk askeri o noktadan çekilsin çağrıları, Irak dönemin Irak Ankara Büyükelçiliği yaptığım röportajda bile bu bizim en temel şartlarımızın başında geliyor dedi. İşte Sayın Büyükelçim de az evvel dikkat çekmişti. Çok kolay yol almadık. Çok uzun bir zaman aldı. Aradan bir 7 yıl, 7-8 hatta 9 yıl geçmiş. Bu geçen zaman aslında elimizi bir anlamda güçlendirdi. Sudani'nin aslında ortaya koyduğu bir kararlılık vardı. Bu da elimizi güçlendiren unsurlardan biriydi. Bir Başika yönünden, bir de Bağdat'ta ortak koordinasyon merkezinin kurulması çok önemli iki adım. Aynı zamanda, yani dediğim gibi, özellikle hem oradaki Türk askeri varlığı Bağdat'la ilişkileri geliştirdiği gibi Süleymaniye'nin de elini zayıflatıyor. Oradaki KYB'nin de elini zayıflatıyor. Irak ne diyor? Süleymaniye'de o sıkışmışlık, o tablo bize peki ne anlatıyor? Bakın Sayın Ecem, şurada toplantı yapıldı. Tamam? Hümeyni'nin hava üssünde. O toplantı neydi? Hem Irak hem Suriye'nin birlikte işbirliği içerisinde Türkiye'nin bir ortam yaratmasıydı. Fakat onu özellikle tekrarlıyorum. Bu Ukrayna'nın ileri hareketi, yani tamamen İsrail ve Amerika'nın isteğidir. Bizim bu Suriye'deki başarısızlığa uğramamız ve Esad'ın da işte yok bilmem askerlerin çekilmesi tavrını koymasıyla ilgili. Ama Irak'ta durum tabii ki şu anda bambaşka. Evet. Şimdi geliyorum, bakın. Şimdi burada efendim, şurada ne var? Bamerni var. Bamerni. Şimdi biz burada gara, şurada görüyorsunuz. Bamerni'de üst tuttuğumuz zaman ta 1993'ler. Bamerni'de.
Şimdi orada bizim birliğimiz vardı. İlk düze çıkma, ilk ovaya çıkma. Ama Karadağ'ı kapsamıyordu. Hı hı. Şimdi başı Kaneyi kapsıyor, Karadağ'ı da kapsıyor. Karadağ'a çıktık, şöyle bütün dümdüz ova. Dümdüz ovada PKK asla kıpırdayamaz. Yani PKK'nın kıpırdayabildiği, şimdiye kadar işini yürütebildiği yerler hep dağlık yerler. Bundan yararlanma, yani coğrafyadan yararlanma. Biz nedir, adımlarımızı ne için atıyoruz? Dediğim gibi bir, işte söylediğim gibi Bamerni, ondan sonra şimdi ise Başika. 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 Ve bunu tabii ki merkezi hükümetle birlikte yapıyoruz. Merkezi hükümetle birlikte yaptığımız için bir defa zaten burada 5 civarında yerde üs kuracak Irak merkezi hükümeti. 5 tane üs kuracak. Bu 5 üssün burada yaşaması için tabii ki Türkiye'nin yardımına ihtiyacı var. Yani orada demek ki PKK ile bir çatışma içerisinde bulunmada sıkıntı olmasın diye. O yüzden pençe kilidi nerede yatılıyor? İşte dediğim gibi Başika'da. Olay bu. Şimdi burada gördüğünüz gibi Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT efendim başkanı olmak üzere toplantı karşı tarafında aynı ekibi olacak şekilde mutabakat sabıtı bir yerde imzalanmış oldu. Her bir toplantıda çok önemli mesafe kat ettik. Şimdi ikinci toplantıya hatırlayalım. Evet. Yasaklı örgütü ilan edildi. Evet. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir Bağdat ziyareti söz konusu oldu. Orada kalkınma yolu anlaşmasına vesile oldu ki o zaten bölgenin dinamiğini tamamen değiştirdi. İşte şimdi zaten bu kalkınma yolu ile ilgili adımlar atılıyor. Evet. Yani bir tabii ki kalkınma yolunun yaşaması için bu PKK'nın önünü keseceksiniz, bitireceksiniz. Şimdi buraya yani dağlık bölgeden, şu dağlık bölgeden aşağıya adımınızı attığınız takdirde PKK'nın işlem yapması, PKK'nın yaşaması mümkün değil. Şimdi tabii onlar da karşı hamle yaptı, bunu da kabul edelim. Bu Kerkük'le ilgili biliyorsunuz, işte Süleymaniye'nin ekibi kalktılar, yok efendim işte kendi adamlarıyla vali falan seçimi. bir vali seçimini falan belirlediler. Ama ona da biz bazı tedbirler mutlaka devlet alacaktır. Nasıl alacaktır? Kerkük'ün çevresi, hatta Süleymaniye'nin çevresindeki Türkmen sancakları var. Yani Tusur Matur falan gibi. Oralarda efendim sizin alacağınız tedbirlerle bu yaptıklarına pişman edeceğiz inşallah. Onu da edeceğiz. Yani bu aynı zamanda dediğim gibi Irak hükümetiyle yaptığımız bu anlaşma onu da efendim bir noktaya getirecek. Bunun hamlesi zaten Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırıldı bu. Bazı duyumlarımıza göre de efendim çeşitli rüşvetlerin döndüğü ortada görülmektedir. Şimdi Türkiye olarak efendim Irak'la birlikte bu işin için ucunda tabii ki Çin de var. Çin de var. Yani Çin ne diyor? FAO'daki limandan, onun limanın zaten genişletilmesi konusunu ben yapacağım diyor. Yani liman genişletecek, oradan Basra'ya, Basra'dan efendim Bağdat'a, Bağdat'tan devam edecek Musul'a, Musul'dan Talapar'a, Talapar'dan da şu ovaca. Şimdi ben daha önce de söylemiştim zaten, Urfa'ya kadar bizim otoyolumuz vardı, projesini yaptı efendim devletimiz, gerçekten bundan mutluluk duymalıyız. Otoyol da geliyor. Daha sonra ileride işte demir yolu da hızlı tren artı yük treni genişletilmesi. Efendim mallar nereden? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Londra'ya gidecek, Paris'e gidecek, Avrupa'ya gidecek. Amaç bu. Bunun için mücadele veriyoruz. Ve bölge ülkelerine de zaten teklif yapıldı. Korkunç bir şekilde sadece yararlı oldu. Irak değil, sadece Türkiye değil, bölge ülkeleri de bundan... Elbette. Ama birinci öncelikle Türkiye ile Irak'ın bundan yararlanması. Birinci öncelik bu. Birinci öncelik bu. Tabii ki Çin de yararlanacak. Biraz evvel söylemiştim. Dünya ikiye bölündü. Karpuz gibi. Karpuzun yarısı Çin, Rusya ve müştemilatı. Ondan sonra öbür yarısı da efendim işte Hindistan, Batı müştemilatı. Tam da bu noktada biz bir kısa reklama gidelim, ardından devam edelim o Hindistan denklemini, çünkü birazdan daha geniş çerçevede konuşmak istiyorum. Kısa bir ara değerli izleyenler. (Gülüyor)
Değerli izleyenler, tekrardan merhaba. Bölgedeki son durumu detaylıca değerlendirmeye devam ediyoruz. Zira Türkiye'nin Irak'la vardığı anlaşma, o mutabakat bir hayli önemliydi. Onun aslında yansımalarını konuşmaya devam edeceğiz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlığı, askeri varlığı da bir hayli önemli. Şimdi bölgedeki denklemi konuşurken ve bölgesel bir savaş ihtimalini konuşurken de bu tabloyu görmezden gelmek elbette mümkün değil değerli paşam. Şimdi özellikle siz de dikkat çekmiştiniz. Kuveyt'teki varlık önemli. Bahreyn yine bunu takip eden ve Katar yine en yüksek Amerika personelinin bulunduğu noktalar. Siz daha çok buna şu açıdan dikkat çekiyorsunuz. Bu personellerin havacı olduğunun altını çiziyorsunuz. Evet, yani burada önemli olan tabii ki buradaki personel, evet, kara birliği de var. Ona hiçbir şey demiyorum ama yani burada personel değildir zaten hava kuvvetleri. Yani efendim 300 personel gider ama bir filo gider. Bir filo gittiği zaman, şimdi bakın o hesabı da anlatayım da ortaya çıksın. Şimdi eskiden 3 filolu üs, 3 filolu üs Tugay kuvvetinde bir güç yaratır idi. Şimdi 1 filo 1 Tugay kuvvetinde güç kabul ediliyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Ben Türkiye için konuşmuyorum. Yani 1 filo demek 1 Tugay gücü kaydırmak demek. Yani buraya siz 3 filo koyduysanız 3 filonun toplamı nedir? Efendim işte diyelim 1000 kişi oldu diyelim personel olarak. Oraya bir kol ordu koymuş gibi güç hesabına dahil ediyorsunuz. Onu özellikle söylemek istiyorum. Buradaki personel adedinden ziyade burada kaç uçak bulunmaktadır? Efendim kaç yani hava kuvvetlerinin savunma sistemleri bulunmaktadır? Ona bakmak lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tabii burada Bahreyn'de, Katar'da, efendim Küveyt'te yakın mesafeden atılabilecek roketlere, füzelere karşı demir kubbe istiyor İsrail'den. İsrail'den demir kubbeleri getirecek. Kendisi de hemen 2 milyar dolarlık yatırım yapacak. Kendisi de demir kubbeleri bu bölgelerde efendim yerleştirmeye başlayacak. Şimdi bizim çelik kubbenin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymak istiyorum. 1993'ten beri Türkiye çelik kubbeyi meydana getirmek için uğraşıyor. Bugüne şükürler olsun 20 yıl sonunda, 21 yıl sonunda elde etmiş olduk. Yani burada personel adadını öyle görün. Geçenlerde mesela Suriye'ye Avenger füzelerini getirdi. Avenger savunma sistemini getirdi. Avenger savunma sistemini Stinger'ler ama geliştirdi. Yani füzelerin menzilini arttırdı. Yani Stinger'ler 3 kilometreydi. Onu çıkardı 6 kilometreye, 7 kilometreye. Şimdi 6-7 kilometreye çıkınca ne oldu efendim? Yani bizim İHA yüksekliğine, SİHA yüksekliğine yaklaşır noktaya getirdi. Yani bunu özellikle daha fazla, daha yüksek irtifaya çıkmasını istemiyor Amerika ile Türkiye doğrudan karşı karşıya gelmesin diye. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi konuya tekrar dönelim istiyorum değerli Büyükelçim. İlk sözü de bu noktada size vereyim. Ki bölgedeki varlığı da bir hayli önemli aslında. Hani denklemi konuşurken kim, nerede, nasıl bir askeri kapasiteye, güce sahip, bunu da elbette göz ardı etmemek gerekiyor belki de. Değerli Büyükelçim, şimdi Türkiye ve İran kat ettiği yol, bu mesafe bir hayli önemli. Bugünden yarına elbette olmuyor bazı şeyler. Dün bunun için çok büyük emek sarf edildi. Yaklaşık 9 yıllık belki bir gerilimli sürecin ardından ve Türkiye'nin orada yürüttüğü o operasyonların ardından pek çok aslında açıdan yol alındı. Geçen günkü o işbirliği, o mutabakatla beraber de perçinlenmiş oldu. İki önemli noktada Bağdat'ta, ki o Bağdat'taki aslında ortak o koordinasyon merkezinin temelleri atılmıştı. Sanıyorum Irak tarafı biraz süreci uzatmıştı ama
O nokta bekleniyordu. Bağdat'taki o koordinasyon merkezine ilişkin gelişme bekleniyordu ama Başika kısmı belki biraz sürpriz oldu. Siz bu iki hattaki gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Peki bundan sonra ne olacak? Yine aynı sorunun benzerini size sormuş olayım. Süleymaniye bu denklemin neresinde yer alacak? Yani köşeye sıkışan Süleymaniye, KYB geri adım atar mı ve hava sahasının açılmasını bu kadar talep ediyorken? Efendim, evvela Sayın Paşa'ma çok teşekkür ederim. Askeri açıdan tabiatıyla durumun ne olduğunu gayet net bir biçimde ortaya koydular. Ve bu askeri açıdan dediğimiz zaman da bir noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin bağnaz dış politikası kapsamında işimizin aslında işte kolay olmadığını bir göstergesi olarak bunu da ele almak lazım ve bunu da görüyoruz. Yalnız ben biraz nüanslı düşünüyorum bu konularda. Şöyle diyelim, bizim son 3-4 yıl evveline kadar dış politikamız çok parlak değildi efendim. Yani bir dostluk ilişkisi kapsamında karşılıklı güven duygusunu yaratarak işin içine girmiyorduk. Daha çok kendimizi daha güçlü hissettiğimiz noktalarda da parmak sallayarak peki dostane olmayan bir dış politik anlayışı içinde hareket ettik. Sayın Davutoğlu'nun o tarihte yazmış olduğu kitabın adeta stratejik derinlik kitabının bir noktada Türkiye tarafından tatbiki olarak da hayata geçirilip geçirilemeyeceğinin denenmesiydi bu. Bunda bu başarı kazanmadı benim. Bu başarı kazanmadı. 21. yüzyıl aslında çok yönlü olarak çok değişiklikler arz etmeye başladı. Şimdi bu koşullar altında 21. yüzyılın mevcut durumu ve olası gelişmeleriyle birlikte Türkiye'nin üstelik de Orta Doğu gibi jeopolitik açıdan inanamayacağınız kadar önemli ve zor bir bölgede yaşamakta olan ülkemizin aynı zamanda öneminin ve ağırlığının da her geçen gün biraz daha arttığını görerek buradan hareketle nasıl dış politika yürütülmelidir, neler yapılmalıdır bunu tartışmak bence daha doğru olur gibi sanki geliyor. Şunu unutmayalım, diyalog dış politikanın temel ögesidir efendim. %100 kazanılmış bir savaş dahi masa başında biter. Çünkü netice itibariyle eğer siz %100 ile kazansanız karşı tarafın elini armut toplamadığına göre zamanı geldiğinde o düşmanlığını size karşı mutlaka kullanacaktır. İşte 2. Dünya Savaşı 70 milyon insanın canına mal oldu. Neydi? Fransa'nın buradaki fevkalade yanlış anlayış ve dış politikası nereye kadar sürükledi götürdü. Şimdi ben Orta Doğu olaraktan baktığımda bu yeri ben seçtim geldim Türkiye olarak oturuyorum. Türk milleti olarak tüm vatanımız ve buradaki mevcudiyetimizin seçim hakkı kullanılarak tarafımızdan hayata geçirildiği de kesin. O zaman burada çevremizi var olan düşmanlık kuşağıyla değil ama bir dostluk bağıyla ele alarak yola çıkmak durumunda kalmamız halinde daha başarılı olacağımız inancı bende yerleşmiş durumdadır efendim. Ama bunu söylerken de kesinlikle bir yanlış anlama olmasın. Bunu yapabilecek kabiliyetinizin evvela askeri açıdan caydırıcı bir güç haline gelmeniz de mümkün olabileceğini de kabullenmek gerekiyor. Yani eğer biz burada savunma sanayimiz vesaire bütün bunlarla ilgili olarak ciddi adımlar atıp biraz evvel paşamın da net bir biçimde anlattığı bütün bu imkan ve kabiliyetlerle birlikte tabii o zaman ya Türkiye'nin de ayağına böyle basılması çok akıllı bir iş olmaz şeklinde bir tutuma tarafları itmekte olduğunu da düşünmemiz lazım. Mesela çok basit başka bir örnek vereyim. Montreux, hep tartışıyorduk. Montreux aslında 36'da yapıldı. 1936'da 20 yıllıktır. Ondan sonra itiraz edildiği takdirde yeniden ne yapılacağına bakılacaktır. Dokunan oldu mu? Hayır. Daha da ileri gidelim. Amerika'da, Rusya'da Montreux'u kapattık dediğimiz gün her ikisi de kabullendiler Allah razı olsun diye.
Çünkü Amerika ile Rusya'nın Karadeniz'e karşı karşıya gelmesinin önünü kesmiş olduk. Demek ki Türkiye'nin bu manada bir gücü de var ama bir de geçmişten gelen çok büyük bir tecrübesi var efendim. Bu tecrübe şimdi Davutoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun kitabındaki o tatbikatla birlikte neyin daha doğru ve yanlış olduğu hususunda hayat bulması veya anlaşılmasıyla sonuçlandığı cihetle bugünkü dış politikamıza baktığımızda galiba daha doğrusunu yapıyoruz diyebilecek konuma gelmiş bulunuyoruz. Ama mesela çok basit şekliyle Filistin meselesini tartışırken yani tabiri mazur görün ama bir Don Kişot gibi de davranmamak lazımdır şeklinde de tenkitlerimizi de ortaya koyabiliyoruz. Yani böyle bir şeyde peygamberimize sormuşlar şu İslam'ın 5 şartını bir daha anlatsana iyice anlayalım diye. 6'dır 6 demiş. Nedir? 6.'sı haddini bilmektir demiş. Dolayısıyla bu söylediklerim Türkiye yönünden çok önemli bu gelişmeler. Ama bunun ötesinde Türkiye'nin haddini bilerek yola çıkıp niye kendi menfaatine olabilecek ise buna hayat verecek şekilde adımlar atması da ayrıca çok doğru olarak da kabul edilmesi gereken gelişmedir. İşte bunu söyledikten sonra Irak bunun tipik bir örneği. Sabırla üstüne gittik, buraya geldik. Şimdi burada benim vurgulamak istediğim İki tane çok önemli husus var. Birincisi Astana süreci diyoruz değil mi? Astana nedir? Rusya, İran ve Türkiye'dir. Yani İran evet zaafları olabilir, o şöyle olur böyle olur ama unutmayın 2200 yıllık geçmişi olan ve büyük bir ülkedir. Yani İran'ı öyle küçümseyerek yola çıkmak pek mümkün değil. Türkiye içinde değil, çevresi içinde değil. Böyle bir alışkanlıklarıyla birlikte baktığınız zaman da riskleri bir hayli beraberinde getiren bir ülke olduğunu da görebiliriz. Ve burada mesela çok basit şekilde Osmanlı zamanında da Yavuz Sultan Selim sefere çıktığı zaman bunun esas temelinde bir Alevi sorunu vardır. Yani İran'ın öbür taraftan Alevileri kışkırtması vesaire bu da olaylardan bir tanesiydi. Şimdi niye İran, Rusya ve Türkiye'de bunun içine gene bu bölgedeki diğer ülkeleri de katarak gitmiyoruz? Çünkü bu üç başak kendi içinde bir karara varıp bir şeyler yapabilecek noktaya birlikte gelebilirler ise diğerleri yönünden sığınılacak bir kapı olurlar. Onların mevcut konumdaki zaaflarıyla birlikte mücadele edildiğinde eğer elinden tutup da onları da kendi içinde koruyabilecek bir üçüncü güç yaratamazsanız netice itibariyle evvela başlarına daha fazla derde sokmamak için düşüncelerinde daha katı olabilme ihtimallerinin olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Nitekim geçmişteki tutumları itibariyle baktığımızda olay budur. Bugün ne değişti? Güven duygusu arttı efendim karşılıklı olarak. Diyalog gelişti. En üst düzeyde giriş gelişler başladı. Herkes bunun doğru olduğunu görmeye başladı. Ve bu arada savaşın bir yere götürmediği ve yıkıcı olduğu da herkes tarafından kabul edildi. Ve sonuçta barış yoluyla bir noktaya açılabilmesi halinde her şeyin daha doğru olabileceği hususunda bir inanç doğmaya başladı. Yoksa Irak İran'a rağmen bir şey yapamaz efendim. %64'ü Şii'dir ve bugün Bağdat netice itibariyle İran'ın sırtını dönüp ben istemiyorum seni diyecek durumda değildir. Bunu net bilelim. Haçlı Şadiler vesaire, Sincarlar vesaire gördük işte ne olduğunu. Git sen ordunla zaten ne ordusu var, ne kadar olacak. Sonuç itibariyle Irak'la yapılan anlaşma Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güç ve denge içindeki desteğiyle yapılabilmiştir. Yoksa bunu değerli Bükreç'im hatırlatalım isterim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o Bağdat ziyaretinde yine Oral Hocam da birazdan eklemeyi yapar elbette. Haçlı Şabi'nin de o toplantıda yer aldığının altını çizmek, hatırlatmak tabii lazım. Tabii. Yani ben Haçlı Şabi derken zaten tamamen Haçlı Şadiye'nin bir diğer derdi de Suriye'ye geçiş kapısı. Şimdi burada
Irak'la ilişkinizi daha da ileri götürüp daha doğru bir zemine oturtabildiğiniz ölçüde pek çok şeyi orada lehinize çevirebilirsiniz. Ama bunu yaparken diğerlerine İran'ı ben kabul etmiyorum dediğiniz andan itibaren bakın Suriye'de güneye ineceksiniz biraz. Hocam gayet iyi biliyorlar şeyi. Şimdi 551 tane İsrail'e daha çok dönük olarak 551 tane İran'ın üssü var efendim Suriye'de. Az bir şey mi? 50 bin civarında şu sırada muharip gücü var orada. Diğer taraftan Hizbullah diyorsunuz. Hizbullah Cezayir'le evvela başladı. Oraya kadar gitti Hümeyni ve ceremedi. Reddedildi falan. Ama Lübnan'da vesaire yerleşti. Bu baştan aşağı Hümeyni'nin kurmuş olduğu bir gücün adıdır. İran'dır bu da. Dolayısıyla İran'ı dışlayarak burada bir sonuç alabilme şansınız da yok. Ha, o zaman Türkiye'nin şu sırada yapmakta olduğu nedir? Benim şahsi dışarıdan da görüşüm bu tabiatıyla. Efendim biz her bir ülkeyle karşılıklı menfaat esası üzerinden pazarlığa oturduk. Irak'ta yaptığımız da budur. Şu anda İran'la da yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Yani bir şehit var ama ondan sonra şehit diyorum çünkü uçak ben orada tesadüfen bir ters döndü de öldü falan diye bakmıyorum. Orada ne olduysa oldu. Neresi bu şekilde. Ama şu anda da İran'ı gene karşımıza almadan onunla da işbirliği halinde bir noktaya götürebilme şansını deneyeceğiz muhakkak. Esad'la da bunu yapmaya çalışıyoruz. Hatta o kadar ileri gideyim ki bütün menfiliklere rağmen Yunanistan'la bile bunu yapmaya çalışmaktayız. Ha bunu yaparken aynı zamanda ikinci bir şey daha var. Uçak gemisinden tutun aklınıza gelebilecek bütün o silah sistemleri, muharipler vesaire bunlara da Türkiye'nin yapması gerektiği konusunda karar alındı daha geçen gün. Yani caydırıcı olabilme vasfınızı ileriye taşıyacaksınız ama diğer ülkelerle de işbirliği içinde götüreceksiniz. Türkiye'nin kendisi yanarken her şeye rağmen 3 tane ve yanında da bir sürü de personeliyle birlikte uçak göndermesi oradaki yangının söndürülmesi için jesttir. Ama bu aynı zamanda dış politik açısından anlamı olan bir adımdır. Şimdi Türkiye bu manada bakıldığında bir başat güç olarak güven duygusu da arttığı ölçüde geleceğin ülkesidir diye ben şahsen değerlendiriyorum. Bugün Amerika'nın İsrail marifetiyle Orta Doğu'da ortaya koymuş olduğu tutum endişeyi arttırmıştır efendim. Paşama da çok teşekkür ederken fevkalade doğru bir şekilde tespiti ama Rusya'nın ne noktaya kadar getirilebildiğini de gördükten sonra 21. yüzyılda bu gidişatın pek çok ülkeyi ciddi şekilde düşünceye sevk etmekte ve rencide etmekte olduğunu da görmek lazım. Onun için Türkiye'de dahil olmak üzere bu barışçıl açılışlarla birlikte ortaya çıkacak olan birliktelikleri zannediyorum daha rahatlıkla kabul edebileceklerdir. Unutmayın, Türkiye Cumhuriyetlerimiz, ben 1992'de ilk defa gittim, bir ağababaya yeter, ikincisi fazladır diye karşılandık. Rusya 100 küsur yıl çektik, Türkiye şimdi ağababaları bırakın bize dediler. Ben bunu yaşadım bunu. Bugün hangi noktadayız? Aksakallılarıyla her şeyle bugün varız. Çünkü birbirimizi daha iyi tanıdık. Çünkü o diyalogla o güven duygusunu oluşturabildik. Şimdi bütün bunları alt alta yazdığım zaman benim şöyle tamamlayayım. Zamanını işgal etmeyin fazla. Ben bir takım şeylerin diyalog yoluyla daha kolaylıkla çözümlenebileceği inancındayım efendim. Dolayısıyla Esad meselesine de iki açıdan bakmaktayım. Biraz evvel anlatmaya çalıştığım bir kısmını iki açıdan bakmaktayım. Birincisi Esad'ın da açmazlığı olduğunu biliyorum. Ama İran üzerinden de düşünerek onda da aramı iyi tuttuğum Rusya vesaire benim için bir fırsat penceresinin var olduğuna da inanıyorum. Çünkü
Türkiye ile işbirliği yaptığı takdirde toprak kaybetmeyecek sonuç itibariyle, ama bölgede daha geniş kapsamlı bir mutabakat sağlanması hususunda adımlar Irak'tan sonra Suriye'ye dağıtılarak hayırlı bir iş yapılmış olacaktır. Keşke yapılabilse. Bunun için de diyalog şarttır. O zaman el altından bu görüşmeler yürüyor ve bu görüşmeleri el üstüne de yakında çıkaracağımızı ben şahsen inanarak vurgulamaktayım. İkinci bir şey var. Bu da beni çok ilgilendiren bir tarafı var. Efendim, bugün Amerika Birleşik Devletleri eski başatlığını yakalayamaz. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki o vurduğu her yerden ses getiren, dünyaya hakim olan Amerika Birleşik Devletleri'ni unutmak lazım. Artık son çırpınışlarıdır benim görebildiğim kadarıyla ve dünyayı bir kanlı noktaya doğru sürüklüyor, ama dünya savaşı çıkaramaz. Bunu iddiayla söylüyorum. Çünkü bir dünya savaşı dünyanın sonudur. Amerika'da o sonun bir parçası olur. Onun için işte vekalet savaşları vesaire bunu böyle götürüyor. Ama bunun dünyada yarattığı infialin haddi hesabı kalmamıştır. Kimse artık ne Amerika'ya ne Batı'ya güvenmiyorlar benim. Biz dahil. Yani Amerika ile ittifak içinde olan Türkiye'nin aslında hiçbir ittifak olmadığını inanarak söylüyorum. Geçen gün bir çetele çıkardım. 17 tane sorun var aramızda. Hangisine düşünsem, el atsam, F-16'ları verecekler mi diye yine tartışmaya başladım. Ya şu mu kadar basit bir şey, ver bitsin. Hayır. Yine elinde bir kozu olarak size karşı kullanacak. Efendim, Harris kazanırsa bilmem ne olur öbürü. Şimdi Harris eğer gelirse yardımcısıyla birlikte, ben size garanti veriyorum, Amerika-Çin ilişkileri başka bir boyuta bürünecek. O boyut aynı zamanda Rusya ile olan ilişkileri de etkileyecek. İddiayla söylüyorum. Yani yakınlaşma olacak biraz daha Çin hattında. Elbette. Şu yardımcısı Waltz dediğinin kişi bugüne kadar 20'den fazla Çin'e gitmiş ve bu ilişkiyi yakın tutabilmek için uğraşmış bir kişidir. Dolaylı olarak da aslında İran'la bir yakınlaşma olacak demek yanlış olmaz o halde. ABD efendim, ve İran yakınlaşmasını da doğuracaktır. Bunu doğrudan doğruya biliyorsunuz. 14 ülkeden oluşan bir birlik zaten kuruldu Asya'da. Şimdi o birlikle işbirliğini geliştirdiği takdirde daha başka bir boyuta evrilir bu iş. Yani başka bir deyişle o boyutta Şangay 14'lüsü diyorum ve Hindistan da mesela bugün gitti. Hindistan ve İran Şangay 14'lüsünün parçası oldular. Şimdi oturup da bunlarla bir müzakere halinde dünyayı yeniden dizayn etmeye yönelirseniz bir kazançtır bu. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Fransa'nın veya diğer İngiltere, Almanya bu ülkelerin eski başaklıklarını yitirmelerini de beraberinde getirebilir. Onun için direneceklerdir. Ama bugünkü dünya, Batı dünyasının sözü var ya demokrasisinden, evet, otokratla olmakla birlikte zengin Avrasya'ya yönelmeye başlamıştır. Dolayısıyla ben şahsen Avrasya'da gidip Cumhurbaşkanımızın size de sempatiyle bakıyoruz diyebilmiş olmasını, şöyle diyelim, politika ve siyaset açısından tartışmaya açıktır. NATO üyesi olup da hem NATO hem de Şangay'ın içinde bulamazsınız. Ama bıkkınlığınızı ortaya koyduğunu varsayacak şekilde böyle bir ifade kullandığınızda, yetti artık, bıçak yemeye dayanıyor diye bir mesajın çok iyi öbür tarafa gitmiş olduğunu da düşünerek bunu söylüyorum. Şimdi dolayısıyla Amerika'daki seçimler eğer Trump'la biterse çok şeylere gebe olan yeni bir dünyayı hazırlanın ve burada savaş çıkmadan durmayacak. Ama eğer Harris gelirse ne yapacağını görmemiz gerekiyor. Ama dünyada başka boyutlarıyla da bir diyalog içine girebilme şans ve ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. O zaman biraz daha kendimizi daha ileriye, yani riski daha ileri atılmış bir dünyada yaşıyoruz diye düşünebilir miyiz diye de düşünmeden edemiyorum. Son cümlem de şu olsun. Türkiye 21. yüzyılın gelişen ülkesidir efendim. Yani içeride siyaset yapmıyorum, bundan emin olabilirsiniz. Yapılan pek çok şeyden de şikayetçiyim.
Ama her şeye rağmen Batı başta olmak üzere bir gerileme sürecine girilirken Türkiye her şeye rağmen yine de ileriye gidebilme noktasında kabiliyeti, imkan ve kabiliyete sahip olduğunu ispat edebilecek politika ve adımları da atabilmektedir. Şu hayretler içinde ama gerçek, Paşam benden çok daha iyi bilecekler. Şu savunma sanayi dediğimiz şey var ya, daha önce tabii bu Amerika'nın ambargosuyla 1974'ten sonra başladı ilk 3 yıl falan vesaire ama esas itibariyle son 10 yıldır attığımız adımlarla neye iktidarla da neyin iktidarı içinde olabildiğimiz ve neyi yapıp yapamayacağımız hususu bütün dünyaya ispat edilmiştir efendim. Endişeyle bakılmaya başladı Türkiye'ye. Çünkü liyakatle birilerine getirip bir işleri yapmaya başladığınız andan itibaren Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerinin ne kadar üst düzeye çıkabileceğini de bu vesileyle dolaylı yoldan da olsa yaşamaya başlamış bulunuyoruz. Bundan da endişe ediyorlar. Hiç endişeniz olmasın. Yani Türkiye böyle gider ise bakın son şey olarak da bu bana kaç kişi geldi konuşmalarında hep aynı şeyi söylediler. Aslında Türkiye'ye çok yaptırım uygulamamız lazım ama yapamıyoruz dediler. Çünkü Türkiye'yi kaybeden oyunu da kaybedecektir. Neye karşı kaybetmek? Rusya ile Amerika arasında Türkiye üzerinden bir oyun oynanıyor şu sırada. Her ikisi de Türkiye'yi kaybetmemek değil, kaybetmemenin ötesinde kazanmak için veya o kazancı devamlı hale getirmek için mücadele halindeler. Onun için Putin de kendi menfaatleri icabı Türkiye'ye eğer bir açılışla gelebiliyorsa burada Türkiye'nin geri çevirmesi veya kabul etmemiş bir pozisyonda gözükmesi bütün bu anlattıklarımın içince bence doğru olmaz. O bakımdan biz gene denge politikalarımız kapsamında ama kendi çıkarlarımızı mutlaka ön planda tutmak suretiyle bu işin üstesinden gelebiliriz inancı bende var. Mahmut Abbas bütün şeyine rağmen Türkiye'ye gelip Türkiye üzerinden seslenmeyi kabul edebilmişse bu da gene ülkemizin dünya çapında hele bütün dünya gazetelerinden okuduğum zaman hepsi bunu başka boyutlarda aynı zamanda yorumlamaya başlamıştı. Türkiye'nin yerinin de hiç yabana atılmayacak bir noktada olduğunu da görmek gerekiyor. Bütün zaaflarımıza rağmen inşallah her şey çok daha iyi olacak temennisiyle. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ve ayrıca her iki dostumuza da ve size de gerçek anlamda çok teşekkür ediyorum. Çünkü şu konuşmaların hepsi aslında bizim gücümüzü ve geleceğe dönük olarak düşüncelerimizin doğruluğunu büyük ölçüde benim için, benim adıma konuşuyorum. Ortaya koymuştur, koymaktadır. Ben ülkeme güveniyorum efendim. Bütün zaaflarına ve bütün hatalarına rağmen ben ülkeme güveniyorum. Hatalar, hatalarla elbette. Bir ilavede bulunabilir miyim? Buyurun. Sayın Bülkelçim gerçekten çok güzel konulara değinmiş oldu. Ben de şöyle bağlamak istiyorum. Malumunuz deniz kuvvetlerimizin güçlendirilmesiyle ilgili kararlar alındı. Bunun yanı sıra Türkiye'de ilk defa değil, ikinci defa hava savunma komutanlığı kuruldu. Bakın bu hava savunma komutanlığı şimdi biraz evvel söylediğimiz Çelik Kubbe ve aynı zamanda Dalaman'daki meydanın, hava meydanının ana jetüse çevrilmesi. O çok İncirlik'teki, önemli bir karar. İncirlik'teki, çok doğru İncirlik'teki efendim tanker üs komutanlığına ilave ana jetüs komutanlığına çevrilmesi ve bütün Türkiye'nin hava savunmasının teminiyle ilgili çalışmaların bir noktadan yapılmasını sağlayacak. Zemin sağlam. Evet. Şimdi daha sonrası var bu işin. Daha sonrası var. Tabii o daha noktalara ulaşmadık. İnşallah Sayın Büyükelçimin de söylediği gibi ulaşırız. Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurulacak ileride. Planlaması var zihinde. Ki MGK'da da bu konu gündeme geliyor. Planlaması var zihinde ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurulmasıyla
sivil ve askeri uzaydaki çalışmaların bütünleştirilmesi, koordinesi, eş güdümü sağlanacak. Türkiye çok daha güçlü noktalara taşınmış olacak. Ve buna ek yapay zeka elbette. Evet. Bu konuda da yine MGK'da en öne çıkan başlıklardan biri bu iki başlıkta. Hem uzay hem yapay zeka. Bir de iklim değişikliği. Bir şey daha var ilave edilmesi gerekiyor. Bizim İzmir'deki orgeneral rütbesiyle temsiliyeti de bulunan Ege komutanlığımız da yeni bir boyut kazandı. Yani şu ana kadar fiktifti, daha çok böyle askeri falan yoktu emrinde fazla. Ama şu sırada mesajlar artmaya başladı. Türkiye'nin ayağına basmayın mesajları yayılıyor efendim. Önemli. Şimdi Oral Hocam, size dönerken pek çok başlıkla geliyorum aslında. Zihin açıcı bir aslında konuşma olduğu kanaatindeyim. Hem Sayın Büyükelçimin hem Paşam'ın. Şimdi bir İran meselesi var. Parça parça geleceğim bu sebeple size. Değerli Büyükelçim şu ifadeyi kullanmıştı. Hani Irak İran'a hiçbir zaman sırtını dönemez. Elbette bunun içinde maddeleri sıraladı. Çok da aslında yerinde bir ifadeyle buna vurgu yaptığını düşünüyorum ben de. Siz bu kanaatte misiniz? Gerçekten Irak İran'a sırtını dönemez mi ki? İran'ın oradaki varlığı, Haçlı Şabi'nin yine o toplantıda yer almış olması da Türkiye'nin de aynı zamanda İran'a o noktada sırtını dönmediğini göstergelerinden biri olmuştu. Siz ne dersiniz? Bu konuda ilk yorumunuzu alarak başlayayım, ardından devam edeceğim. Çin, İran, Rusya hattıyla alakalı olarak. İran'ın Irak'taki varlığının tarihi çok eskiye gider. Yani şeyde bile konsoloslukların web sitelerinde, yani İran'ın Irak'taki temsilciliklerin web sitelerinde tarihçe kısmına baktığınızda şöyle ifadeleri görürsünüz. İşte bu coğrafyada Süleymaniye için der ki Süleymaniye İran'ın, bütün Irak'taki bölgeler İran'ın bir şehriydi. Fakat Osmanlı'yla da Çaldıran'dan sonra Osmanlı'ya geçti gibi bir yaklaşım vardır. Web sitede açıkça bu şekilde yazar. Dolayısıyla İran kendisini hatta şöyle bak, düşündüğümüzde 12 imamın yanlış hatırlamıyorsam 8 tanesi falan Irak'ta olması lazım. Yani dini açıdan da, siyasi açıdan da, tarihi açıdan da, ekonomik açıdan da ki sınır uzunluğunu da düşünün. İki tarafın Irak'la İran arasında paylaşılan sınır uzunluğunu düşünün. Birçok açıdan İran-Irak arasındaki bağlantı çok hem organik hem de yani fiktif bir şey yok ortada, yani kurgusal bir şey yok. Dolayısıyla Büyükelçimin yorumuna burada katılıyorum sonuna kadar. Yani olay sadece İran'ın orada siyasi olarak varoluşu değil, kültürel olarak da, tarihi olarak da, ekonomik olarak da varlığı da söz konusu. İran-Irak da çok büyük bir aktördür, önemli bir aktördür. Bu Osmanlı zamanından beri böyledir. Hatırlarsanız Bağdat bir Osmanlı'ya girmiştir, bir İran'ın kontrolüne girmiştir. Orası tam böyle bir sınır hattı gibidir ki zaten bugünkü mezhepsel ayrımlar, çeşitli diğer ayrımlar da o günlere kadar gider bir şey vardı. Dolayısıyla buna tamamen katılıyorum. Önemli. Şimdi özellikle Tim Walz'un, biraz daha Tim Walz'u tanımak için de belki bu konuda kısa bir yorum yaparsınız diye düşünüyorum. Çin'e yakın bir isim, Çin çalışan bir isim. Aynı zamanda Çin üzerinden elbette değerli Büyükelçim de az evvel o konuda katkılarını sundu. Değişebilecek elbette Haris dönemin olasılıklar arasında ki şu an başa baş gittikleri yönünde anketler var. Hatta %7'lik bir puanla Haris'in şu an öne geçtiği bile ifade ediliyor. Gelinen aşama itibariyle son anketlerde biraz buna işaret ediyor. Olası bir Haris döneminde değişecek Çin politikaları, Çin'le yakınlaşma. Belki o zaman Tayvan savaşı ihtimalini konuşmayacağız. Tayvan hattı biraz daha normalleşecek. Ama bu Çin politikalarının elbette Şangay işbirliği örgütüyle yakınlaşmaya vesile olma ihtimali, dolaylı şekilde Rusya ile bir tık yakınlaşma ihtimali ve yine dolaylı olarak İran'la yakınlaşma ihtimalini doğuracağı elbette sonuçlar arasında olabilir. Siz olası Haris dönemini, bunun İran üzerindeki o değerlendirmeleri, yapılan değerlendirmeleri nasıl görüyorsunuz? İran nasıl yaklaşıyor hem Haris'e hem de aynı zamanda Trump'a, olası başkanlık süreçlerine?
Trump'ın ilginç açıklamaları var. Oradan başlayayım. Son birkaç kere de şey söyledi. Yani İran'la bir ilişki kurmaya çalışacağım. Kuramayabilirim ama kurmak için uğraşacağım gibi doğrudan böyle açıklamaları var. Bu durum çok iyi. Amerika için bence sürdürülebilir bir durum değil. Yani peki Viyana, Viyana süreci yeniden başlar mı mesela Trump döneminde ya da Harris döneminde? Bunu İranlılar da çok istiyor. Bunu daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum burada. Reformistlerin yani, özellikle istediğini de ifade etmiştiniz. Evet, evet. Yani İranlılar da bunu çok istiyorlar. Çünkü İran için bu çok sürdürülebilir de bir durum değil. Amerika için de bence bir noktaya kadar bu kadar çok Çin'in ve Rusya'nın alan kazanmaya başlaması İran üzerinde, çünkü ittirdikçe İran'ı bir taraftan, diğer taraftan alan kazanıyor rakipleri Amerika'nın. Dolayısıyla bir orta yol arayışı olacağını düşünüyorum ben. İki tane, yani Trump da gelse, Harris de gelse bir şey olacağını düşünüyorum. Ama bence en net siyaseti burada gene Trump yürütür gibi geliyor. Fakat dediğiniz gibi yani şu an Harris'in de alma ihtimali yükselmiş gibi görünüyor anketlere bakıldığında. Ama her ne olursa olsun iki tarafta gelse İran siyasetinde ben belli bir değişikliğe gidileceğini düşünüyorum. Çünkü İran da bu konuda çok hevesli ve istekli. Dediğim gibi kırılganlıklar, özellikle ekonomik kırılganlıklar, konut krizi, su krizi ve daha bir sürü kırılganlıklar, etnik kırılganlıklar söz konusu. Pezeşkian'ın seçim sürecinde de bunu çok net gördük. Birinci tur seçimlerinde %39 oldu katılım oranı, biliyorsunuz. İkinci tur seçimlerinde ise Pezeşkian'la Celalettin'in baş başa kaldığı seçimlerde %49'a çıktı. Fakat çıkma yerlerine baktığımızda bir etnik ayrışma gördük orada. Yani özellikle Türklerin yoğunlukta olduğu illerde Pezeşkian'a yönelik gerçekten 20 puana yakın bir artış söz konusu. Aynı zamanda Celalettin'in Fars kökenli vilayetlerde Celalettin'in de yine oradan yükselme gördük. Yani bu ayrışmanın getirdiği bir şey var. Bir de bunun üçüncü bir ayağı vardı. Mesela Fars il, yani Şiraz'ın olduğu yer ve İsfahan ilin gibi yerlerde, daha nispeten seküler diyelim buralara olan yerlerde Celili gelmesin diye, yani çok Ahmedi Necat dönemine mukayese edilen tarzda bir muhafazakar, çünkü Celili gelmesin diye gene Pezeşken'e karşı, yani seküler ve seküler olmayan ve etnik anlamda ayrışmalar olan falan bir yapı gitgide günden güne kendisini hissettiriyor. Ve bu hissediş beraberinde hani çözülme endişelerini, ülkenin yani teşbihte hata olmaz belki ama Sovyetlere benzeri bir anda bir çözülmeye gider mi korkusu da şey yapıyor. O tabii Sovyetlerin diyelim bir farklı, orada farklı yapılar vardı ama etnik ayrışmalar, bu dünya görüşü, perspektifin ayrışmaları falan İran'ı açıkçası güvenlikçi politikalarını sürdürebilen, yani maliyetin çok yukarı çekiyor. Bu sürdürme durumu biraz zor gözüküyor. O yüzden Amerika'nın da Amerika'ya karşı da belli tavizler vermekte hevesli olabileceğini düşünüyorum İran'ın. Amerika'nın da keza aynı şekilde biraz daha durumu toparlamak ve artan Çin ve Rus etkisini, çünkü bu süreçte özellikle Trump döneminde İran 25 yıllık bir anlaşma imzaladı Çin'le, bir işbirliği anlaşması imzaladı. Şangay'a girdi, Şangay İşbirliği Örgütü'ne girdi, BRICS'e girdi. Rusya ile Ukrayna Savaşı sonrası çok ciddi bir entegrasyon yaşadı. Özellikle dronlar ve dronlarla başlayan bir süreç ama sonrasında gene gitgide artan, hatta bu son gerginlikte bile Rusya'nın askeri sevkiyat yaptığına kadar giden, dedikodularına kadar giden bir şey vardı. Yani bir entegrasyon söz konusuydu. Bu kadar çok, bu kadar önemli bir ülkeyi, bu kadar çok rakiplerinin eline bırakmak Amerika'nın dışına geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi hem Oral Hocam'ın açtığı o zemin önemli, hem değerli Büyükelçimin, Uluç Hocam'ın açtığı zemin. Şimdi geçtiğimiz dönemde bir Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da oraya davet üzerine icabet ettiğini biliyoruz. Önemliydi. Şangay İşbirliği Zirvesi öncesinde BRICS toplantısı vardı. BRICS toplantısına da Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılmıştı. Yine hatırlayalım, o zirve marjında Putin de yine Sayın Fidan'ı kabul etmişti. O görüşme önemliydi. Verilen mesajlar önemliydi. Büyükelçim şuna dikkat çekti. NATO üyesiyken Şangay üyelik söz konusu olamaz. Yani bu diyalog ortaklığıyla kalmalı. Siz bu konuda ne dersiniz? Bu yakınlık ne doğurur? Yani olası bir ileri hamle ki ben öngörmüyorum açıkçası. Orada verilen mesajlar güçlü mesajlardı. Ama şu an biraz daha sakin bir hava izleniyor. O zeminden mutluluk duyulduğu kanaatindeyim. Yani şimdi tabii Türkiye'nin dışındaki Türkleri bir defa düşünerek hareket etmek mecburiyeti var Türkiye'nin. Yani bu şimdi Avrupa'da ve Amerika'daki Türk miktarı aşağı yukarı 10 milyon. Evet. 10 milyon bir nüfus var
Amerika. Bu tabii ki Batı'yla olan ilişkilerimizin uzun yıllara bağlı olması. Ve Sovyetler Birliği gibi bir devlet kurulduktan sonra da ilişkilerin işte Ruslarla çok fazla iyi noktalara gelmemesi nedeniyle bu karışım söz konusu olmadı. Almanya'da işte 4 milyona yakın insanımız var. Ve en son biliyorsunuz Almanya'nın bir yerde iki vatandaşlığı, yani iki ülke vatandaşlığını kabul etmesi nedeniyle 600 bin kişinin aşağı yukarı Almanya'da Alman vatandaşlığına geçmek istediği, 600 bin kişinin de aynı zamanda çift vatandaşlığa geçmek istediği bir konu var. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde de uzun yıllardır ilişkiler nedeniyle birçok Türk'ün yerleşmiş olması var. Şimdi hemen geliyorum. Bakın Gürcistan Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmesine. Türkiye'ye geldiğinde Gürcistan Başbakanı'na Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Siz Batı'ya dönük olun dedi. Yani biliyorsunuz Gürcistan'da... O yabancı şeffaflık, yabancı ajan yazısı diye geçen yasayla alakalı durum vardı. Tam onun tırmandığı dönemde gelmişti. Aynen. Yani biliyorsunuz hükümet yanlıları genellikle Rusya ile işbirliğine, muhalefet Amerika ile işbirliğine yönelmiş bir konumdayken Sayın Cumhurbaşkanı işte Gürcistan Başbakanı'na ne dedi? Batı'ya yönelik olun dedi. Şimdi ona Batı'ya yönelik olun da bize başka yere yönelik olsun denebilir mi? Ama burada nedir? Sayın Büyükelçimin söylediği özel sözler var. Ne diyor? Devamlı surette ilişkilerde yumuşatma. Yani biz burada tamam NATO üyesiyiz ama Şangay'da da gönlümüz var gibi sözlerin çok yararı var. Onu açıklıkla belirtmiş durumda. Tabii ki Sayın Oral da çok güzel bir şekilde İran'ın durumunu açıklamış durumda. Ve bu şartlar içerisinde biz tabii ki kimseden kopma imkanına sahip değiliz. Şimdi nedir? Bizim işte 1040 yılında kurulmuş olan Büyük Selçuklu Devletimiz var. Nerede? Rey kentinde, başkenti zaman zaman İsfahan'da. Yani düşünebiliyor musunuz? İsfahan'da. Bütün Anadolu'nun bir kısmı işte Suriye, Irak falan düşünün şeye kadar, Muskat, Umman'a kadar Büyük Selçuklu Devleti'ni şöyle bir düşünün bakalım. Kilometre karelerce, milyonlarca kilometre karelerce bir yer. Ondan sonra diğer Musul Kerkük Atabeyleri var. Yani Şam Selçukluları var. Yani Selçukluların Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır ama devamı nereye kadar devam etti? 1922 Kaçar Hanedanlığı'na kadar devam etti. Yani 1922 Kaçar Hanedanlığı'ndan düşürülmesi için Kaçar Hanedanı'nın 2 yıl özellikle İngilizler uğraştı çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Sonunda başardılar. Farsların eline geçirildi. O Pehlevi bile, kıymetli arkadaşım daha iyi bilir Oral, ama Pehlevi bile bir tarafı Türk olan bir aileden gelmedir. Yani anne veya babası. Sonuç söylüyorum. Yani İran ilişkileri tabii katiyetle kenara atılabilecek bir ilişki değil. Ve bunu daha iyi geliştirmek, İran'ın parçalanmasını istememek. Bakın. Şimdi bazıları daha değişik düşünüyor. Ben düşünüyorum ki İran bize yönelik bir demokrasi kurulabilirse aynı şekilde daha iyi ilişkilerin kurulması söz konusu olur diye düşünüyorum. Parçalanmasını istemiyorum. Zaten Batı da istemiyor. Yani o zaman bir büyük kargaşa çıkacak. İran'ın parçalanması kolay mı? Ondan sonra bir yığın devletçikler çıkacak. O devletçiklerin savaşı devam edecek. Nasıl Yugoslavya parçalanınca ne hale geldi gördüğünüz gibi. Yıllarca İran içerisinde belki 10 yıl 15 yıl savaşlar vuku bulacak. Herkes girmeye çalışacak bir yerden. Onun için mümkün olduğu kadarıyla devletlerin parçalanması değil de Türkiye'nin devletler parçalanmadan iyi ilişkiler içerisinde Türkiye'nin düzenine uygun şartları sağlayan devletlerle komşu olursak o zaman biz çok daha fazla ticaretimizi,
ve gücümüzü arttırma imkanına sahip oluruz. Yani şimdi İran'la her şey çok iyi olsa, biz şimdi Ermenistan'la uğraşıp duruyoruz işte Zengezur koridoru falan diye. Yani bir İran'daki devletin hükümet şeklinin de bize daha yakın bir halde bulunsa ve ilişkilerimiz Zengezur değil de İran'dan geçiliverir, gelir gider. Yani Bakü'den Zengezur koridorundan değil de İran'dan geçer, Nahçıvan'a girer. Demiryolu, karayolu mesela diyorum. Bu noktada aslında ben Orhan Hocam sizden de bir destek isteyeyim. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir çağrısı olmuştu bu noktada. Çok güzel bir noktaya getirdiniz paşam. Zengezur koridoru için yeni bir rota üzerine çalışıyoruz. İran'ı da denklem dışında bırakmadan bir formül bulmaya çalışıyoruz demişti. Bu noktada ne aşamadayız? Bu konuda bir bilginiz var mı? Süreç başladığında biliyorsunuz İran kırmızı çizgim diye doğrudan bir tavır koydu ortaya ve yanlış hatırlamıyorsam Pezeşkan'ın yemin töreninde ya da reisinin vefatından sonra olması lazım. Pezeşkan yemin töreni olması lazım. Ermenistan Başbakanı Paşinyan gittiği zaman Hamenei ilk kez ağzıyla açık açık bunun İran tarafından kabul edilemez olduğunu bu şeyin. Zengezur koridoru, direkt Zengezur demedi ama sınır değişikliği ve işte koridor meselesini doğrudan ilk kez ağzından dile getirdi. Burada İran'ın ilk andan itibaren çok ciddi bir tavrı var. Yani bu bypass edildi sadece çünkü bu etnik konuda okuduk biz bunu genelde. Türk dünyasının birleşimi falan. İran biraz da bunu kendi iç kamuoyuna da böyle servis etti. İşte NATO koridoru dedi oraya, Turan koridoru dedi. Kuşatılmışlık şeyle o öne çıkardı ama orada biraz da şu var. Şimdi bütün Orta Asya bağlantısı Türkiye'nin İran üzerinden ve işte Orta Asya'nın da Türkiye-Avrupa bağlantısının işte gene İran üzerinden olması ve bunun yarattığı avantajları kaybetmek istememe durumu da söz konusu İran açısından. Bu yüzden en başından beri bir sert bir tutum, yani hakikaten çok sert bir tutum gösterdi ve hemen ilk günden Siyonik vilayetine Ermenistan'ın o Siyengeç'e yeri bir konsolosluk açtı vesaire. Türkiye'nin derdi de burada şey değil zaten açıkçası. Hani ambiyana tabir ederler ya, hani üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Hani burada bir şekilde bir orta yol bulmak, bir çıkış yolu bulmak ve hani işin bir şekilde sürdürülebilir hale gelmesi. Dolayısıyla hemen Cumhurbaşkanımızın da ağzından zaten bu şekilde açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanımızın da İran'ı dahil ederek, onun da güvenlik problemlerini, duyduğu endişeleri minimalize ederek bir başka orta yol bulalım ve bir başka çözüm bulalım dendi. Fakat şimdi bölgedeki gelişmeler çok hareketli ve hararetli olduğu için çok burada biraz söylemsel olarak da biraz sağ noktasında da bir gerileme gördüm. Çünkü bir kere en başta İran Cumhurbaşkanını kaybetti, Dışişleri Bakanını kaybetti. Şimdi yeniden bir hükümet kuruyor vesaire. Çünkü Ocak ayında geldiklerinde bayağı ciddi bir ilerleme olmuştu. Mutabakatlar imzalanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 16 maddede. Bu konuda önemli bir yol alındığına dair de bilgiler vardı Zengezur'da. Sakinleştirildi diyebiliriz çok böyle kabaca söylenecek olursa. Çünkü hani İran'ın burada net bir endişe duyduğu konular vardı. Bizim diplomatik şeyimizle, girişimlerimizle ve bu konuda hani aslında çok da endişe duyacak bir şey olmadı. Bizim niyetimizin İran'ın karikatürize ettiği ya da söylemsel olarak söylediği şekilde olmadığının bence burada net mesajlar verildi. Ama şimdi Ocak ayında bu görüşmeler oldu, bu mesele sonuçlandı fakat hemen sonrasında biliyorsunuz hem karşılıklı füze atışmaları hem de sonra reisinin ölümü. Emir Abdullah yandı biliyorsunuz, o noktada önemli bir figürdü. Onun da ölümünden sonra şimdi İran'daki yeni hükümet, yeni dışişleri ve yeni cumhurbaşkanıyla hani bu görüşmeler sürecektir ama burada biraz bir şey var, yani bir durulma oldu. Evet. Yani şimdi aslında bölgeye bakıyorum. 3+3 toplantılarına katılmaya hala Gürcistan ikna edilemedi. Diğer tarafa bakıyorsunuz. İşte Ermenistan'la evet görüşmeler devam ediyor. Özel temsilciler yine yakın zamanda bir araya geldiler. Verilen mesajlar önemliydi ama çok yavaş ilerliyor. Değerli Büyükelçim de az evvel dikkat çekmişti. Şimdi hani bu normalleşme süreçlerini vesaire hani belki Suriye'yle bu normalleşme süreci, bu diyalog sürecinde de yine Ermenistan'la benzer bir süreç işletilmesi çok başarılı olacaktır. Öncelikle pozitif gündeme odaklanarak, o sorunlu alanları ilk görüşmelerde gündeme taşımayarak, o pozitif gündem odaklı tabii ki ama bir iç savaşın olduğu Suriye'den bahsediyoruz. Ermenistan'la aynı süreç elbette söz konusu değil ama pozitif gündem elbette biraz daha o görüşmenin havasını da yumuşatacaktır. Elbette şimdi
3 saatlik programı da sonuna geldik değerli paşam, Sayın Büyükelçim ve Oral Hocam. Katkılarınız çok önemliydi benim için de. Ben isterdim ki, gönül isterdi ki bu konuya da çok geniş yer ayıralım. İnşallah önümüzdeki haftalarda emekli Büyükelçi Uluçöz Ülker, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun efendim. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. İran Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı Oral Toğa. Çok teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce sadece bugün 17 Ağustos. Kaybettiğimiz canları da buradan anarak hani kapatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Elbette hiçbirimiz unutmadık. Ya, umarız bir daha aynı tabloyu yaşayacağımız bir şey olmaz. Ne o gün ne Marmara depremini unuttuk, ne 6 Şubat depremlerini unuttuk. Elbette ders alınması lazım. O alınan dersler sonucunda da o kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması, o altyapının güçlendirilmesi ve o güçlendirilen altyapıda yeni yapılaşma elbette çok önemli. Ama canlarımızı unutmadık. Hepsi gerçekten kalbimizde maalesef. O kayıplar keşke yaşanmamış olsaydı. Ama teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Var olun. Emekli Hava Kor General Doktor Erdoğan Karakuş, sağ olun, var olun efendim. Sizler de sağ olun, iyi yayınlar olsun, sağlık, mutluluk diliyorum. Sağ olun katkılarınız için, ayaklarınıza sağlık efendim. Değerli izleyenler, bizden bu haftalık bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz, yalnız bırakmadığınız için. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.